Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam Meryem suresini okuyacağız, nuzul sırasında. Yasin, Furkan, Fatır dedik ve şimdi de Meryem. Sırada Meryem var. Daha önce dediğim gibi önceki okuyuşlarımızı, kayıtlarını YouTube'a yükleyeceğim. Ardından tekrar olarak bu kaydı yükleyeceğim. Bir beş akşamda daha önce okumuş ve en sonunda surenin tamamını bütünsel olarak okumaya çalışmış, o şekilde bırakmıştık. Şimdi yine surenin tamamını bu akşam okuyup hatırlamaya çalışacağız. Bunun sırasında zihnimizde yer etmesini sağlayacağız. Nereye tekabül ediyor diye onu oturtturmaya çalışacağız. İçerik olarak kabaca hatırlamaya çalışırsak Meryem suresi içerisinde esasında Sa'd suresine benzer bir şekilde ehli kitabın elindeki bilgilerin yanlışlığını gösteren, o işin doğrusu öyle değil, böyle diyen bir içeriğe sahip. Niye şimdi diyecek olursak belki bunu tartışabiliriz, bunu konuşabiliriz, siyer içerisindeki yerine oturtturabiliriz. Ama kabaca baktığımız zaman Yasin, Fatır, Furkan diye gittiğimiz zaman sırada bunun gelmesinin ciddi bir anlamı var benim için. Çünkü dedik ki Yasin suresinde ölümün neyin değerli, neyin değersiz olduğunu anlatan, anlatan bir referans olduğunu görmüştük Yasin'de. Ardından Furkan'da Allah'ın Rahman oluşunun gizlenmesi, zihinlerden uzaklaştırılması, Allah'ın korkunç bir Tanrı olması, daha onda kurtulunması gereken, kaçılması gereken, birilerinin şefaatine sığınılması gereken Kadir-i Mutlak Tanrı olarak nitelenmesinin yanında hayır o öyle değil, Rahmandır denişini görmüştük. Ardından Fatır suresinde de yine bunun üzerine o aradaki Allah'ın Rahman oluşunun üzerine mülkiyete herhangi bir ortak tanımadığını, olmadığını, kainatta da zaten bunun böyle olmadığını gösteren ayetleri göstermişti. Hem inen ayetler hem de yaratılan ayetlerin den Rahman'ı anlayabileceğimiz, gayet doğal bir şekilde anlayabileceğimizi gösteriyordu. Şimdi oralarda bize dersler vermişti ve Furkan suresinde demişti ki var mısınız yok musunuz? Şimdi sizi halife kıldım. Şimdi sıra sizde. Görevi size verdim. Size devrettim. Hatta sizi seçtim. Mustafa kelimesinin de geldiği o istifa fiiliyle onu da görmüştük. Fakat buradaki seçilmiş olma ile kurtulmuş olma manasına gelmiyordu. Çünkü seçilenler içerisinde onlardan zulmedenler vardır, onlardan yontanlar vardır, onlardan hayırlarda yarışanlar, beklentilerde yarışanlar vardır demişti. Şimdi tam bunun arkasında bunu teorik çalışma olarak değerlendirebilirsiniz. Yani genelde böyle olaylar böyle böyle gidiyor diye. Ama ardından tamamen pratik bir durumla karşı karşıyayız. Bunu öğretiyor, bunu karşına çıkartıyor Meryem suresinde. Yani iki büyük mezhep diyelim, İbrahim'i dinin iki ana mezhebi, birisi Yahudiler, birisi Hristiyanlar. Müslümanlar şu andaki Mekke'deki müminlerin karşısında şöyle kafalarını kaldırdıkları zaman görecekleri iki büyük şey var. Mezhep var İbrahim'i kanalda. Belki üçüncüsü olarak Sabi'leri veya işte Zerdüştleri görebiliriz ama emin değilim. Bu konulardaki benim bilgim eksik olduğu için şey yapamıyorum. Doğrudan doğru öyledir veya değildir diyemiyorum. Ama şu, kabaca baktığımız zaman Yahudi ve Hristiyanları görebiliriz. Şimdi Furkan ve Fatır suresindeki derslerin içeriğini, teorik içeriği Meryem suresinde pratik olarak
gösterecek bize. Yani peygamberlerin hayatları, peygamberin yaşlarını yaşadıkları şeyler ve tarihte yaşanmış olan şeyler insanları nasıl birbirlerinden ayrı mezheplere, yollara da duruyorlar insanlar. Bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Bunu gösterecek. Baktığımız zaman Zekeriya, Yahya, Meryem, İsa, İbrahim, Musa, İsmail, İdris. Yani kitapta onu da an diyerek ismi geçen peygamberler bunlar. Arada Musa ile birlikte Harun'u da şey yapacak olursak baktığımız zaman İbrahim işte Yahudiler ve Hristiyanlar ve İbrahimiler gibi diyebiliriz. Yani sonuçta tanıdıkları, Mekkelilerin tanıdıkları insanlar. Bu insanlar farklı farklı yollara dalmışlar. Farklı farklı inançlar geliştirmişler. Farklı farklı davranışlar, bakış açıları geliştirmişler. Ve bir şekilde cennete kazanacaklarını düşünüyorlar bu şeyleriyle. Şimdi Kur'an diyor ki hayır bu işte bu iş böyle değil. Burada anormallik var. Şimdi bunu bize anlatacak. Nasıl olmuş da bu iki ana akım Yahudilik ve Hristiyanlık birbirinden ayrılmış. Çünkü İsa bildiğimiz kadarıyla Yahudi peygamberi. Yani Yahudilere gelmiş, İsrailoğullarına gelmiş bir peygamber. İsrailoğulları içerisinde görev yapmış bir peygamber. Ardından neler yapmışla ilintili bir şey var ama onun geldiği dönemle ilintili, yani o dönemde bir şeyler olmuş ve bugün Hristiyan dediğimiz ve Yahudi dediğimiz o iki grup birbirinden ayrılmış. Bakalım bunun merkezinde ne yatıyor, nasıl bir şey yatıyor? Belki bu konuda Kur'an bazı şeyleri düzeltecek, bazı şeyleri müheymin olacak, bazı bilgileri şey yapacak ve burada bir taraftan doğrusunu gösterirken, bir taraftan yanlışını gösterirken, bir taraftan bu doğrulardan kaçıp yanlışların üzerinde tepinenlerin insanları nasıl farklı yollara doğru sürüklediklerini ve bu esnada nasıl kendi çıkarlarına uygun davrandıkları, insanları nasıl sömürdükleri ile ilintili şeyler bulabiliriz. Çünkü zaten biz bunu Cin suresinden de biliyoruz veya işte daha önce Mekke'ye gelen o hac ve panayırlar zamanında Mekke'ye dışarıdan gelen insanların peygamberimizle olan muhatabiyeti esnasında orada da kuvvetle muhtemel işlenmiştir bu tür konular. Buralardan tanıyoruz. Şimdi Kur'an bize Erkam'ın evindeyiz. Korunaklı bir eğitim alıyoruz. Bize Rabbimiz işte beşer onar sayfalık metin parçalarıyla hadi ders 1 oturun bakayım şuna çalışın. Ders 2 hadi bakayım onun üzerine şunları ekleyin. Ders 3 hadi bakayım bir de şunlara çalışın da bir olayların ne olduğunu anlayın dercesine üst üste bindiriyor. Şimdi bunları da okurken göreceğiz. Çünkü okurken aa bakın Fatır da öyle söylemişti ya. Aa bakın işte Furkan da böyle söylemişti ya. Tam aynı onun müteşabihi, benzer olan ayetleri içerik olarak benzer, kelimeler olarak benzer, tarif olarak benzer. Orada anlatmıştı bak burada detaylandırdı. Orada detaylı bir şekilde anlatmıştı bak burada sadece ismini kullandı geçti şeklinde bağlantıları kura kura yolumuza devam edeceğiz. Evet, Meryem suresinde Zekeriya'nın hikayesiyle başlıyor. Zekeriya da bir İsrailoğullarına göndermiş bir peygamber, bir elçi, nebi. Fakat onun önemli bir cümlesi var. Ya Rabbi diyor, ben etrafımdaki, arkamdaki insanlardan korkuyorum diyor. Bu çok ciddi bir ifade. Yani bunun arkasındaki insanlar ne? Baktığınız zaman tapınakta en yetkili kişilerden bir tanesi.
İşte kendisinden sonra gelip de o tapınağı yönetecek olan kişiler, zaten şeyler bunlar. Orada bazı parti, bugünkü parti diyebileceğimiz veya tarikat diyebileceğimiz işte Nakşibendiler, Kadiriler, yok işte Mevleviler falan filan gibi diye düşünün. Büyük dindar grupların, belli ekollerin temsilcileri var. Yani onlar bir yerleri işgal etmişler, bir şekilde şeylerin devam ettiriyorlar. İster bunu eğitim deyin, ister sistemden pay alma süreçleri deyin, isterseniz tekkeyi bekleyen çorbayı içecek o yüzden deyin, ne derseniz deyin, bir tapınak var. Tapınağın içerisinde, etrafında insanlar var ve herkesin kendince bir bağlı olduğu kanaat önderi var. Yahudiler açısından, Yahudilerin de kendi içlerinde buna benzer mezhepler var, mezhepleri var ve bu mezheplerin liderleri var. İşte onlar arasında Zekeriya aleyhisselam diyor ki, Ya Rabbi diyor, ben arkamdaki, etrafımdaki bu insanlardan korkuyorum, ne yapacağım? Bana bir varis ver, yani benim çocuğum da yok, evet, bir varisim olsun ve onun üzerinden devam etsin, bunların içerisinden bir şey çıkacak, bunlar kötü insanlar. Bunlardan bir şey olmaz diye şey yapıyor. Elinde önemli bir koz var. O da onun da bildiği, daha önceden Allah'ın vaadinin gerçekleştiği, üzerinde gerçekleştiği, Allah'ın vaadinin olduğu İmran ailesinden, işte gelecek olan Mesih'in İmran ailesinden olacağı. Bundan dolayı zaten bunun detayı şu anda Meryem suresinde anlatılmıyor ama Ali İmran suresinde var. Ali İmran suresinde olayın açıklanmış, bize açıklanmış olan kısmı var. Elbette onunla ilintili Hristiyanların kendilerince bildikleri, Yahudilerin kendilerince anlattıkları belgeler, bilgiler vardır. Burada o detay anlatılmıyor ama şunu biliyoruz ki İmran sülalesinden, İmran ailesinden Mesih gelecek. Fakat İmran ölüyor, eşi hamile, karnındakini, doğacak çocuğu, vaat edilen çocuk Mesih diyerek tapınağa adıyorlar annesi. Fakat kız doğuyor, Meryem doğuyor. Ve herkes ciddi şekilde bir ters köşe vaziyetinde, şaşkınlık geçiriyor ve bir süre daha bu şekilde geçiyor. Tabii Meryem Zekeriya'nın kefaletinde, onun vekaletinde, mükellefiyatı altında şeyde, tapınakta yetiştiriliyor. Meryem evlenme çağına gelince şimdi bir sorun var. İlk defa tapınakta bir kız yetiştiriliyor. Çünkü daha önce erkek evlatlar, özellikle birinci erkek evlatlar tapına hibe ediliyor. Allah'a adanıyor. Dolayısıyla onlardan herhangi bir iş yapma, ailesine bakma, bakımı geçindirme falan şeklinde bir mesuliyeti olmuyor. Onlar Allah'a adanmış, tapınak işleri, dini görevlerle görevlendirilen insanlar haline geliyorlar. Fakat ilk defa bir kız, Meryem, Allah'a adanmış bir şekilde tapınakta kalıyor. Sorun şu, tapınaktan nasıl çıkartılacağıyla ilintili bilgi yok. Nasıl yapılacak? Bunun töreni, bunun şekli, bunun ilanı nasıl olacak? Bununla ilintili bilgi yok. İşte Zekeriya Meryem'i tapınaktan nasıl çıkartacağıyla ilintili, yani evlilik yaşına geldiğini anlayınca Allah'a dua ediyor. O esnada, yani burada okuyacağımız pasaj, o esnayı anlatan bir pasaj. Rabbim, ben bu kızı nasıl çıkartacağım, nasıl ilan edeceğim? Bu ilk defa olan bir şey, bilmiyoruz. Bir yol göster ifadesi burada istenen bilgi. Ama bu esnada müjdeleniyor ve kendisine de bir çocuğu oluyor. Olacağı hakkında Yahya müjdeleniyor. Bu gerçekten Yahudi ve Hristiyanlara gerçekten büyük bir tuzak. İnanan inanmayanların kimler olduğunun net bir şekilde ortaya konulmasıyla ilintili bir tuzak. Son 3 elçi Nebi'yi öldürmek ve öldürmeye kalkışmakla İsrailoğulları kendilerine verilmiş olan
Mustafa olma durumu, yani seçilmiş olma durumunu kaybediyorlar. O açıdan önemli burası. Kendileri bu durumu kabul etmedikleri için kendilerini hala seçilmiş bir toplum olarak olduklarını düşünüyorlar. Hristiyanlar da işi abartıp İsa'yı başka bir noktaya götürdükleri için yine bir problem var. Yani iş hiçbir zaman dozunda durmuyor. Bir taraf peygamberleri yerden yere vuran, Allah'ın seçtiği elçileri görmezden gelen, onları aşmaya çalışan bir taraf. Öteki taraf ise üstüne tersine onu yüceleştiren ve tanrılaştıran bir taraf. Şimdi Furkan ve Fatır suresinde Rabbimiz bize ne olup ne olmadığı ile ilintili, Rahman'ın hangi özelliklerinin yadsınarak bu tür şeylere doğru gidildiğini anlatmıştı. İşte onlara siz mi söylediniz Allah'ı bırakıp da bana kulluk edin veya işte şöyle yapın böyle yapın diye. Bu cümlelere benzer ifadeleri görmüştük Furkan suresinde. Veya farklı bir şekilde Fatır suresinde onları çağırsanız da size duymazlar, duysalar bile icabet edemezler şeklindeki ifadeleri biliyoruz. Evet, bu bir girizgah olarak, hatırlatma olarak şey yapalım. Çünkü ben bu konuda hem Meryem konusuyla ilintili hem de bu Meryem suresini okurken bu konularla ilintili uzun uzadıya şey yapmıştım. Dediğim gibi İsa'nın doğumu, onun babasıyla ilintili şeyleri de yani Meryem suresi ve Ali İmran suresinin birlikte okumasını da yine bu grupta yapmıştık. Onda ses kaydı olması lazım kayıtlarımız arasında. Evet, şimdi sureyi okumaya başlayalım ve sure içerisinde Fatır ve Furkan suresindeki o teorik bilgi üzerine pratik olarak ne bilgiler verecek bize ve insanların Rahman'ı Rahman saymama ya dayanarak çıkarttıkları şeylerden neler sebep olmuş. Bunların pratik şeylerini görelim. Çünkü dediğim gibi seçilmiş ve kitaba varis olanların başında onlar problemli yollara sapmış durumdalar. Tabii ki içlerinde, aralarında inananlar vahyi duydukları zaman gözleri yaşararak secdeye kapananlar ona benzer nice insanlar var. Biz burada genel durumu görmeye çalışıyoruz. Çünkü Hristiyanlar bu dönemde yani şeye kadar ilk 300 yılda Roma baskısıyla yok Roma'nın Hristiyanlığı yok etmeye çalışması baskısıyla 3. yüzyıldan 6. yüzyıla kadarki o ara süreçte de bu sefer Hristiyanlığı kabul etmiş olmasına rağmen Hristiyanlığı değiştirmeye çalışma. Kendi o orijinal kendi dinine çevirmeye çalışma gayreti sonunda inananlar hep bir şekilde ezilmişler, sıkıntı çekmişler. Hem Yahudiler tarafından kendi aralarında bir ayrışım söz konusu zaten, ardından Roma tarafından böyle bir uygulama karşısında kalmışlar. Şimdi son peygamber geliyor ve bilgiler veriyor. O işler öyle değildi, böyleydi diye. Anlatılmaya başlanan yer tam da zurnanın zırt dediği yer. Yani o ilk başladığı nokta. Yani Hristiyanlık ile Yahudiliğin ayrıştığı nokta. Tam o noktadan başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriya. Hemen oradaki açık T'ye dikkat etinizi çekeyim. Bu yuvarlak T olması gerekirken açık T şeklinde. Ama önünde elif eklenmemiş. Neden? Çünkü dediğim gibi fasih Arapçada rahmet kelimesi rahmat şeklinde çoğul olmaz. Ben dediğim gibi Kureş bölgesinde Galat olarak
olabildiğini düşünüyorum. Yani onların o şekilde kullandıklarını düşünüyorum. O yüzden böyle yazmışlardır. Daha sonra da fasih Arapça olarak da öyle olmadığı için elif konmamış olabilir. Aklımda böyle bir çözüm var açık T için. Diğer iddialar, diğer şöyle olabilir, böyle olabilir şeklindeki iddialar beni pek tatmin etmiyor. Benim kendimce çözümüm böyle. Kulu Zekeriya'ya Rabbinin rahmetinin zikridir bu. İznâda Rabbehu nidâen hafiyya. Gizli bir şekilde nidada bulunmuştu Rabbine. Kale dedi, Rabbi, ey Rabbim, inni muhakkak ben ve henel azme azmu minni. Yine gramer olarak inne burada müptedası ye ben, fakat haberin içerisinde özne durumunda değil nesne durumunda. Kemikler benden gevşedi şeklindeki bir ifade. Yaşlandım demek. Veştegale resu şeyba, başıma beyaz düştü. Beyaz benim başımı işgal etti. Velem ekun bir dua ike Rabbi şakiyya, sana dua etmekle, seni çağırmakla şu ana kadar şaki, yani kopmadım. Bedbah olmadım. Şeysiz, cevapsız kalmadım. Şaki kelimesinin eşkıya olarak biliyorsun, yani kopmuş, dağda uzaklaşmış, yani toplumdan kopmayı şey yaparsanız bir şeysiz kalmadım. Bağlantı kopuk olmadım manasında bir anlam yaklaştırması yapabilirsiniz. Ve enni hiftu, ben korkuyorum. El mevaliye min verai, arkamdaki, önümdeki, arkamdaki, vera kelimesi her şeyi kapsar arkadaşlar, önü arkası. Etrafındaki yakınlarımdan korkuyorum. Çevremdekilerden korkuyorum. Ve kânet imraati âkıran, eşim de kısır. Ve hebli min ledünke veliyya, bana bir veli, yakın, katından bir yakın hibe et. Yani bunlar olmuyor. Eşim de yok, yani benden de olmaz. Ama o var ya, o beklenen var ya, bu kız işte Meryem var ya, Meryem için dua ediyor zaten. Dediğim gibi Ali İmran suresinin ilgili ayetlerini okuduğumuz zaman bunu Meryem için çıktığını biliyoruz. Çünkü Meryem'e bu yiyecekler nereden diye sorduğunda çok rahatlıkla Meryem, eğer çocuk Meryem olsaydı işte akşamdan kaldı derdi, filanca getirdi derdi veya işte gittim şuradan aldım derdi. Ama bunu demiyor. Rabbim rızıklandırır, dilediğini dilediği şekilde rızıklandırır deyince onda zihnen bir rüşt görüyor. Yani rüşt kelimesini biliyorsunuz sıyrılma olarak okumuştuk. Yani çocukluktan sıyrıldığını, aklı başına geldiğini, bir erişkin bir hale geldiğini anlıyor. Ki zaten bu aynen bize de Nisa suresinin ilk sayfasının sonundaki ayetlerde yetimleri, nikah yaşına geldiğini test edin. Eğer onlarda bir rüşt görürseniz diye devam eden ayeti biliyoruz. Yani bu şeriat, bu kurallar hepimiz için geçerli. Nuh'tan beri devam eden şeyler. Zekeriya da yanındaki kızı yetiştirmek üzere kendisine emanet edilen kızı, yetişkin bir kız, artık evlenme çağına gelmiş olduğunu bu soruya verdiği cevapla anlıyor. İmtihan ediyor ve imtihandan bu şekilde geçiyor, anlıyor onun evlenecek yaşa geldiğini ve ondan
onun soyundan bir çocuk bekliyor. Çünkü eğer bu kız olmadıysa bu kızın çocuğu olacak. Çünkü Ali İmran sülalesinden, Ali İmran'dan gelecek o beklenen şey. Beklenen Mesih. Yerisuni ve yerisu min Ali Yakube bana ve Yakup ailesine miras olsun. Mirasçı olsun. Şimdi buradaki ifadeyi de yine şu şekilde açıklamak mümkün. Yakup ailesiyle kendi ailesini ayrı tutuyor. Bu şu manaya geliyor. Yakup ailesi farklı, İsrailoğulları farklı. Ve bunu espat diyerek zaten kız çocuklarından olan torunlar şeklinde İbrahim'in kızlarından olan torunlar. Peki onların babaları kim? İşte Mısırlı olduğunu tahmin ediyorum. İsrail. Yani İsrailoğulları ile Yakupoğulları birbirlerine farklı. Yakupoğulları Yusuf'tan sonra Mısır'da karışıklıklara sebep olup kovulmuşlar. Daha sonra kız torunlarından, kızlardan olan çocuklar ise İsrail'in o çocukları, onlar da Mısır'da bir süre sonra ikinci sınıf vatandaş haline dönüştürülmüşler ve ardından Musa zamanında da onlar Mısır'dan, Mısır'ın doğu kısmından, Nil kısmından ayrıldılar. Yani bu şekilde tarihi okumak mümkün. Dolayısıyla Zekeriya'nın İsrailoğlu sülalesinden geldiğini anlıyoruz. Fakat İsrailoğulları ile Yakupoğullarının beraber olduklarını da biliyoruz. Yani Kudüs ve etrafındaki bu bugünkü Filistin bölgesi dediğimiz bölgede birlikte yaşadıklarını, birlikte devlet kurduklarını, birlikte şey yaptıklarını bunları biliyoruz. Bu işte Davut zamanındaki, Süleyman zamanındaki o birliktelikler, ardından olan siyasi ayrışmalar, bunların bir sürü detayları var. Ama bu ayette gayet düzgün bir şekilde İbrahim sülalesi, yani İbrahim'den sonra o gelen o Yakup sülalesiyle, Yakup'un çocukları sülalesiyle İsrailoğlu sülalesinin birbirinden ayrı olduğunu çok rahatlıkla gösteriyor. Ve cealhu Rabbi radiyya. Böyle bir varisçi bekliyorum ve ondan razı olacak şeyler, yani onu razı olduklarından kıl diye bir duada bulunuyor. Şimdi şu aradaki ayetleri çıkartırsak biraz sonra Gale Rabbi cealli ayeten. Bana bir işaret göster, bana bir şey göster ki ben nasıl yapacağımı bileyim. Nedir bu? Meryem'i nasıl evlendireceğim, nasıl çıkartacağım, nasıl evlendireceğim? Konu bu. Ama arada işte Rabbimin neylerse güzel yerler dediği şekilde bir şeyi. Ya Zekeriya, inna nübeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya. Lem nec'allehu min kablu semiyya. O şekilde daha önce hiç isimlendirilmediğimiz Yahya adında bir çocukla seni müjdeliyoruz. Ey Zekeriya diye melekler söylüyor. Çoğul olarak görüyoruz. İbrahim şey Zekeriya Rabbine nidaya devam ediyor şaşkın bir şekilde. Rabbi enna yekunu li gulamun ve kanet imraati akiran ve kad belagtu min kiberi atiyya. Ben yaşlılığım son noktasına, tam itilmiş noktasına, son dip noktasına varmışken eşim de şeyken ben nasıl bir çocuğum olabilir? Bakın bu şu demek. Zaten öyle olduğunu biliyor ve zaten kendisinin çocuk falan istemiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu Meryem için istediğinin zaten şeyi. Gale kezalike. Gale rabbuke. Rabbin dedi ki işte böyle. Rabbin dedi ki Hüve aleyye heniyyen. Heyyinin. Bu benim için kolaydır. Ve kad halaktu ke seni yaratmıştım. Min kablu daha önce. Ve lem teku şey'a. Sen bir şey değil iken ben seni şekillendirmiştim. Bu kolay bir şey dedi Rabbin
diyor. Bakın Zekeriya Allah'a dua ediyor, Allah'ı çağırıyor. Cevap melekler üzerinden geliyor. Yani bunu da bir detay olarak görelim. Bu durumda olacak demiş de müjde vermişse şeyin neyin adı Zekeriya'nın daha diyecek bir şeyi yok ki. Yani Rabbim bana işte ayet verdiğince inanmıyorum. Hadi şöyle olsun da bir göreyim filan şeklinde bu şekilde okuma yani ben bir peygambere yakıştırmıyorum. Bunun bir peygambere yakıştırılmasını da hiç mi hiç sıcak bakmıyorum. Bu bir cevap, bu esasında bu bir ekstra. Esas meselesi vardı. O meseleye geliyor ve diyor ki Rabbi cealli ayet. Benim için bir işaret kıl, bir yapacak işte şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır filan şey bir tarif bekliyor. İlk defa bir kızı tapınaktan çıkartıp eğlendirebilmek için. Gali ayetüke ella tükellime ennase selase leyalin seviyya. Senin işaretin, senin yapacağın şey, insanlara bunu nasıl göstereceğin, 3 gece konuşmamandır şeklinde. 3 gecelik bir yasak durumu, 3 gecelik 3 gün, 3 gecelik bir şey var. Bunun üzerine, bakın burada bir detay var. O ne olduğunu anlıyor. Biz Yahudi geleneğine yetişmediğimiz için bunun detayını anlamıyoruz. Ama Zekeriya çok rahatlıkla anladı. Çünkü o bir Tevrat alimi, yani kitabı bilenlerden birisi. Dolayısıyla bunun ne olduğunu anlıyor ve çıkıyor diyor ki, Feharece, girdiği yer zaten tapınağın o en değerli yeri. Yani orada namaz kılmak için giriyor. Mihrapta görevli olduğunda giriyor ve bu şekilde şey yapıyor ve çıkıyor. Çıktığında ala kavmihi el mihrabe o mihraptan yani önde bulunan yerden o harbin önde bulunma, önüne çıkıntı yapma diye olduğunu biliyorduk. Feevha ileyhim onlara kavmine vahyetti. Bakın doğrudan doğruya konuşmadı. Bir işaretleşmeyle bir şey verdi. Ensebbihu bükreten ve aşiyya. Akşam ve sabah tesbih etmelerini söyledi. İfade etti. Veya işte söylemedi de vahyetti. Şimdi burada bir insanın topluma nasıl vahyeder bunu anlamamız gerekiyor. El işaretidir, şudur, budur. Ama bunlar din bilginleri oldukları için elbette ki bu konularda bir şeyleri vardır. Yöntemleri, yolları, yöntemleri vardır. Biz bunun böyle olduğunu Mehmet Çelik Hoca'nın YouTube'da bulabilirsiniz. Pulkarya adında Roma İmparatoru Theodosius'un ölümü üzerine, herhangi bir varis bulamadan ölümü üzerine kız kardeşi tapınakta rahibe olan kız kardeşinin tapınaktan çıkartılma merasimini biliyoruz arkadaşlar. Toplum 3 gün 3 gece tesbih ediyor. Gündüzleri oruç tutuyorlar, geceleri ise tövbe ayini yapıyorlar. Bu şekilde yaparak bütün toplumda tapınaktan bir kız rahibe çıkartılabiliyor. Bunu tabii herkes bilmiyor. Şeye gidiyorlar, imparator bu şekilde kazayla ölünce, avda kazayla ölünce, bir varis bırakmayınca toplum karışacak. Doğru düzgün bir varis şeyi yok. Bulgarya'ya gidiyorlar kız kardeşine. Diyorlar ki bu işi kurtaracak bir tane şey var diyorlar. Yani herkesin de eyvallah dediği komutan var. Markianus. Ama bu da şeyle hanedanla alakası olmayan bir tane adam. Sen bunu eş olarak kabul edersen işte sen tahta varissin zaten kız olarak varissin babandan dolayı o da damat olarak
biz bunu kabul eder toplu yani düzenimiz bozulmadan, Roma'yı yıkmadan, kargaşaya sebep vermeden bu şekilde devam ederiz diye. Fulkarya diyor ki ya diyor nasıl olabilir böyle bir şey? Ben rahibeyim diyor, kendimi İsa'ya adamışım. Bu böyle ben hadi olmadı diye çıkıp evlenemem, olur mu öyle şey? Dindar bir kadın. Eğer sen diyor kabul edersen diyor biz onun yolunu biliyoruz diyorlar. Ve yaptıkları şey dediğim gibi ilan ediyorlar ve toplumda 3 gün 3 gece yani gündüzleri oruç tutuluyor, geceleri tövbe ayini yapılıyor ve Bulgarya rahibe olarak kaldığı manastırdan çıkartılıyor. Markyanuslar resmi bir evlilik yapılıyor ama kendi evinde odasında inzivaya çekilmiş bir vaziyette yaşadığını biliyoruz. Yani o sadece imparatorluğu zor durumunda bir resmi bir durum, yoksa fiili bir durumu gerçekten kendisi de kabul etmiyor. Biz buradan onu biliyoruz. Yani buradaki 3 gün 3 gecelik meselenin tapınaktan kız çıkartma merasiminin olduğunu biliyoruz. Bunu Hristiyanlar da biliyorlar. Bakın 4. yüzyılda ki Hristiyanlar biliyorlar. Demek ki birileri bir şeyler biliyor. Evet, bu sayfa dediğim gibi Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki ayrım noktasının öncesi, o günler. Çünkü o esnada olay İsrailoğullarının gelecek peygamberi kabul edip etmemeleri meselesinden çok daha öte. Zekeriya'yı bile kabul etmiyorlar. Zekeriya'yı bile alaşağı etmeyi, uzaklaştırmayı onun şeyinden. Çünkü Zekeriya Allah'ın elçisi. Dolayısıyla o doğruyu söyleyecek, olması gerekenleri söyleyecek. Ama işlerine gelmiyor. Nasıl işlerine gelmiyor? Bir tarafta tapınak gelirleri var. Bir tarafta halkın şeyi var, teveccühü var. Bir tarafta para sahipleri olan o pazar, şu bu filan şeyler var. Bir tarafta da kraliyet var. Yani şu anda kraliyet o kadar güçlü olmamasına rağmen kendi aralarında esasında güçlü. Neden? Roma tarafından onaylanmış bir uydu kral var. Ve bu uydu kraldan da pek o kadar da hoşnut da değiller. Ama sonuçta o uydu kral, ne kadar uydu desek de güçlü bir kral. Yani lafı sözü oraya buraya geçiyor. Daha önce eğer Meryem kız değil de oğlan doğsaydı ve Mesih olsaydı öldürecek şekilde kapısında bekliyorlardı askerler. Yani o derecede bir durumdu tarihi olarak da. Şimdi Meryem var. Meryem evlenecek ve onun çocuğunun Mesih olmasını bekliyor Zekeriya. Bunun için dua etti, onu dışarı çıkarttı. Fakat işler o kadar da kolay yürümüyor. En büyük problem Meryem'i kimin evlendireceği. Meryem'i filanca ile evlense mi evlenmesin veya işte Meryem'in bir vekili olması gerekiyor. Bir kefili olması gerekiyor. Burada neydi ona da? Ali İmran ailesinde olduğu için ve İmran ailesinde artık herhangi bir erkek kalmadığı için. Bir erkek kalsaydı zaten vaat o taraftan gidiyor olacaktı. Hiçbir erkek kalmadığı için, son ferdi bir kız olduğu için ne Zekeriya ne de diğerleri, hiçbirisi doğrudan doğruya Meryem üzerinde bir evet onu şunları evlendirin, bunları evlendirin veya bu konuda bir söz sahibi değil. Olur olmaz demesi şeyine sahip değil. O yüzden Ali İmran suresinde Zekeriya'ya sen nereden bunun vekil oluyorsun deyip kalemleriyle yarış yaptıklarını biliyoruz. Buradaki şey onun tapınakta kim bakacak meselesi değil. Evlilik konusunda kararı kim verecek? Sorun burada. Ve burada Zekeriya kaybediyor. Yani tapınakta yetiştirmesi konusunda kefalet Zekeriya'daydı. Ayetlerden bunu biliyoruz. Buradaki hiçbir sorun yok. Ama evlendirme noktasına gelince senin ne bir ayrıcalığın var bu konuda diyerek Meryem'in evlilik adayları, onların seçimi, şusu busu konusunda Zekeriya devre dışı kalıyor.
Evet, ayetlerden devam edelim. Dediğim gibi bunun açıklamalarını ben daha önce uzun uzadıya yapmıştım. Burada tekrar geldikçe şey yapıyorum. Eksik olmasın diye anlatıyorum. Yoksa sureyi çok rahatlıkla şey yapardık. Zihinlerimizde bir eksiklik, anlatışta bir boşluk olmasın diye şey yapıyorum. Ya Yahya, huzil kitabe bir kuvvetin. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Ve ateynahu el hukme sabiyya. Ona çocuk iken, çocuklukta ona hüküm verdik. O doğru davranan, doğru karar verebilen birisiydi. Ve hananen min ledünna ve zekaten, temiz ve yanımızda hanan, yani merhamet sahibi birisiydi. Ve kâne takiyya, çok sakınan birisiydi. Ve berren bi valideyhi, anne babasına iyilik eden iyi idi. Ve lem yekun, olmadı cebbaren asiyya, zorba ve asi olmadı. Selamun aleyhi, barış onun üzerine olsun. Yevme vulide, doğduğu gün. Yevme yemutu, öleceği, ölü olduğu diyeyim. Biraz daha geniş zaman olduğu için. Yevme yubasu hayya, canlı olarak tekrar diriltileceği günde, şu anda ölü olduğu günde ve doğduğu günde selam onun üzerine olsun. Evet, Yahya'yı biliyoruz. Zekeriya'yı biliyoruz. Her ikisinin de öldürülmesiyle ilintili tarihi bilgi var elimizde. Üçüncüsü de İsa ile ilintili öldürme girişimi. Bu girişim ile dediğim gibi İsrailoğulların elindeki Mustafa olma özelliği, seçilmiş olma özelliği ellerinden alınıyor. İsa'nın ilk 3 yıllık şey görevi, yani elçilik, nebilik görevi İsrailoğullarının içerisindedir. Muhatap İsrailoğullarıdır. İncil'i de okursanız diğer kavimlerle konuşmayın, diğer kavimlere bir şey söylemeyin. Bizim görevimiz şu anda İsrailoğullarıyla cümlesidir söylediği. Ama çarmıh meselesinden sonra konuştukları, ondan sonra verdikleri görevler, gidin şu toplumlara şunları şunları müjdeyi verin, gidin şu toplumlara böyle yapın. Nedir bu müjde? İsrailoğullarındaki Mustafa olma özelliği kaldırıldı. Herkes artık serbest, yani Kudüs merkeziyetçiliği artık yok. Zaten bir süre sonra şey de yıkılacak. Neydi onun adı? Kudüs'teki mabet de yıkılacak. Gelecek olanı bekleyin. Gelecek olan gelecek. Zaten nereden geleceği belli. Kardeşlerin arasından çıkartacağım. Nereden çıkartacak? İsrailoğulları eğer gittiyse, Yahudilerden artık gittiyse nereye kalıyor geri? İbrahim'in İsmail soyu kalıyor. Başka kardeşler arasından. Zaten çölde diyerek yer göstermişti. Lübnan'ın şeyi neydi? Şanı diyeyim, tam kelimeyi hatırlayamadım. Çöle verilecek şeklindeki ifadelerle zaten kıblenin de o tarafa tekrar taşınacağıyla ilintili. Yani daha önce Süleyman zamanında yapılan şeyin, transfer edilen şeyin geri alınacağı zaten biliniyordu. Bunlar zaten Tevrat'ta yazılı, açık seçik bir şekilde yazılı. Bu konuda herhangi bir kapalılık söz konusu değil. Kapalılık insanların zihninde var. Yoksa metin apaçık yazıyor bunlar. İşte iki tane öldürülmüş Nebi'yi anlattı. Onlar hakkında bazı bilgiler verdi. Şimdi Meryem hakkında da bilgi verecek.
Bu bilgilerin ne kadar yetip ne kadar yetmediği, o günkü peygamberimiz zamanındaki, yani peygamberimiz Erkam'ın evinde bu işleri, bu sure inerken ekstra ne kadar Hristiyanlık hakkında bilgileri vardı? Baraka bin Nevfel'e gidip de veya ona benzer Hristiyanlık hakkında bilgi sahibi olan kimseleri gidip onlardan ekstra neler öğrendiler, neler öğrenmediler? Yahudilerin o konuda ne iddia edip etmedikleri, çünkü buhtan diyor, Meryem'e karşı buhtanları diyerek ayet var Kur'an'da. Onlar ne dediklerini muhakkak öğrenmişlerdir bir şekilde. Neye erişip erişmediklerini bilmiyoruz. Ama elimizde bu metin bu haliyle var. Veskür fi kitabı Meryem'e. Kitapta Meryem'i de al. İzin tebedet. Kendini atmıştı. Min ehliha. Ailesinden. Ki onun tek bir ailesi olabilir, eşi. Başka bir aile olma şansı yok. Bunu biliyoruz. Eşinden atmıştı kendini uzağa. Nasıl atabilir? İşte evlilik, nikah gerçekleşiyordur, engel olamamışlardır. İstemiyordur ve uzak durmaya çalışıyordur. Hazır değilim diyordur, şu diyor, budur. Yani sonuçta nikah ile zifaf arasında doğrudan doğruya bir bağlantı yok. Kendisini bir şekilde uzaklaştırmış. Mekanen şarkıya, doğuda bir doğu tarafında bir mekana. Vettehazet min dunihim hicaben. Bir şekilde bir örtü, bir engel oluşturmuş, edinmiş ve kendini eşinden uzağa atmış. Yani işte çünkü onun eşi denen kişi Zekeriya'nın etrafımdakilerden korkuyorum dediği kişilerden bir tanesi. Bu anlamda Meryem ile evlenmek, Meryem'in eşi olmak çok önemli bir durum. Herkes için önemli bir durum. Eğer inanıyorsanız doğacak olan Mesih'in babası olacaksınız. Dolayısıyla bu kaçırılmaması gereken bir fırsat. Çok güzel bir fırsat. Ama eğer inanmıyorsanız ki etrafındaki insanlar böyle insanlar gözden düşürmek için bırakmamanız gereken bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olmuş görünüyor. Bu arada bulunan bölgenin Roma sömürgesi olduğunu biliyoruz ve sıkıştıkları zaman insanların Roma hukukunu uyguladıklarını da biliyoruz. Yani İsa'yı elimiz kana bulanmasın, peygamber elimiz bulanmasın diye şeylere Romalı generaller, askerleri öldürtmeye çalışmalarının filan sebepleri buna benzer şeyler de var. Ama bir taraftan da dediğim gibi sıkıştıkları zaman Roma hukukunda şey yapabiliyorlar. Bu manasında veraset hukuku Roma'da aynen geçerli. Yani Meryem'in elinde olmaksızın biz karar verdik, senin vasin biziz, kura çektik, bir şey yaptık, dolayısıyla seni filanca ile evlendirdik, hatta oturduk, nikahını bile kıydık, sen burada istediğin kadar mırın kırın et diye bir emrivaki de yapmış olabilirler. Yani burada ille de Meryem'in kabul ettiği manasına gelmiyor. Hukuki olarak onlar gereğini yapmışlardır. Ama Meryem'in bir fırsat bulup aralarına bir hicap, bir uzaklaşma, bir engel koyarak bir süreliğine uzak kalabildiğini anlıyoruz. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا Ona ruhumuzu gönderdik. فَتَمَاسَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Ona düzgün bir beşer olarak göründü. Galet dedi, Meryem dedi, İnni muhakkak ki ben Euzu bir Rahmani minke senden Rahman'a sığınırım.
İn küntü takiyya, eğer korkan, çekinen birisiysen. Bakın burada bu inin cevabı yok. Zaten belli. Uzaklaş. Ya benden uzaklaş. Ya ben şu anda yani seninle muhatap olamam. Uzaklaş. Ben Rahman'a sığınırım. Allah'tan çekinen birisiysen uzaklaş benden diyor. Gale diyor ki innema ene rasulü rabbike. Ben senin Rabbinin elçisiyim. Li ehebelleke gulamen zekiya. Sana bir temiz bir çocuk hibe etmek için geldim. Etmek için elçiyim. Galet dedi. Enna yekunu li gulamın. Benim bir çocuğum nasıl olabilir? Lem yem sesni beşeran. Bana bir beşer dokunmadı. Velem ekubagiyya. Ve ben de istekli değilim. Burada üç şık söz konusu. Üç şıkı da şey ne yönde? Bu ifadeler kapatıyor. Ne gelen kişi ile cinsel ilişki diye bir şey söz konusu olamaz. Yani bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Ama şey neydi onun adı? FETÖ bunu ima etmişti. Yani gelen meleğin Hz. Muhammed'in şeklinde olduğunu, onun şeklinde olduğunu söyleyerek bunu ima etmişti. Bu çok yani akıl alır gibi bir şey değil. Zaten Meryem'in cevabından bunu anlıyoruz. Yani ona dokunmak gibi veya bir cinsel beraberlikle çocuğun olması gibi bir şeyi aklın ucuna bile getirmiyor. Yani böyle bir şey zaten olmayacağını biliyor. Olamaz zaten. Diyor ki ya bana şu ana kadar herhangi bir beşer değmedi ve ben de istekli değilim. Yani dolayısıyla o üçüncü şık, o FETÖ'nün iddia ettiği ve birbirinden aklına gelen o üçüncü şık mümkün değil zaten. Gale kezalike işte böyle. Gale Rabbuke, Rabbi dedi ki hu aliyye heniyyum. Bu benim için kolaydır. Ve li ceallehu ayet. Onu ayet bir işaret kılacağım. Linnasi insanlar için ve rahmeten minna ve benden bir rahmet kılacağım. Ve kâne emren maktiyya. Bu gerçekleşmiş, karar verilmiş bir iştir. Yani gerçekleşmiş demeyeyim. Karar verilmiş, bitmiş. Yani bu artık tartışılacak bir şey değildir diyor. Burada olay ne? İşte istekli olmadığı, işte Zekeriya'nın da etrafındakileri korkuyorum dediği, Meryem'in bir sürüklenmeyle sürüklendiği, içinden çıkamadığı ama kendini bir şekilde dışına atmaya çalıştığı bir durum. Hayır, bundan kaçarak kurtulamazsın. Bu Allah'ın emrine engelleyici bir şey değil. Yani eşinin kötü bir insan olması, iyi bir insan olması falan filan mesele değil. Senin çocuğun insanlar için rahmet olacak. O vaat edilen çocuk senin çocuğun. Nesi senin çocuğun olacak. Evet, melekten bu şekilde bir ikna söz konusu olduğunda fehamelethu ona hamile kaldı ama eşi tarafından bakire değildi denilerek suçlandı. Bu suçlama karşı tarafa çok ciddi şekilde siyasi güç verdi. Yani bir taraftan Zekeriya'ya çamur atmış oldular. Çünkü onun kefaleti altındaydı, onun koruması altındaydı. Bir taraftan Meryem'e suç attılar, temiz birisi değildi diye. Bir taraftan sizin bekleyeceğinizde işte yok Mesih'miş de bilmem neymiş de falanmış da filanmış da. Bunların hepsi işte bunlar sizi kandırmaya çalışan temiz kalanlardanmış bilmem neymiş. Sizin işte yücelttikleriniz de bunlarmış, böyleymiş. Gördük, biliyoruz, anladık.
dedikleri nokta burası. Peki bu durumda ne olur? Hukuken eşi böyle bir iddiada bulunduğu için herhangi bir kanıt getiremez. Sadece ve sadece lanetleşme söz konusu olabilir. Eşi yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun der. Meryem de aynı şekilde söyler ve adam kendi kendine lanetlemiş olur. Ve bundan sonra İsa babam diye bir şey demez. Yani bütün insanlar, inananlar da hep şöyle söyler. Bakire Meryem. Bakire Meryem'den doğan İsa. Bu şu manaya gelmiyor. Bakire'nin doğurduğu değil. Suçlama Bakire değildi olduğu için hayır, bizim aklımızda Meryem dediğin zaman hep Bakire Meryem olarak biliriz biz onu. Yani onun temizliğin, onun suç işlememiş olduğunu biliriz. Çünkü suçlanmıştı. O suçlamaya karşı o Bakire ismi kullanılır. Yoksa çocuğun babasız doğması manasına gelmez Bakire Meryem'den doğmuş olan çocuk. Ama zaman içerisinde bunların hepsinin üstü, özellikle Hristiyanların İslam üzerine olan etkisi, şusu, busu falan filan gibi bir sürü şeylerle biz bambaşka bir hikaye okuyoruz. Kur'an'da bu kadar açık ve net bir şekilde bildirilmiş olmasına rağmen. Çünkü burada aynı yukarıdaki kelimenin aynısı geçiyor. Yani eşinden nasıl kendini uzağa atmaya kalkışmışsa o nikah gerçekleştiğinde bu olay gerçekleştiğinde de kendini bir tarafa atıyor. Neden? Çünkü toplumda sürekli bu hakaretlerle karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Zekeriya var. Zekeriya Meryem. Bir tarafta tapınaktaki diğerleri, yani onlar da toplum tarafından şey yapılan işte bir günün şeyleriyle tarikat şeyhleri şunları bunları falan filan gibi liderler olduklarını düşünür. Yani bir tarafta güçsüz, çocuğu bile olmayan, yarın öldükten sonra kimsenin onu korumayacağı, etmeye eylemeyeceği bir tane tek adam. Öteki tarafta avanesiyle, şusuyla, busuyla sen bize mi yalancı diyorsun diyecek bir şey. Tamam, hukuken bir karşılıklı lanetleşme gerçekleşti ama iş öyle değil. Zekeriya'yı sıkıştırıp öldürüyorlar. Bunu biliyoruz. Meryem kaçıyor, uzaklaşıyor. Zekeriya'nın eşi Yahya'ya hamile. O da bir şekilde uzaklaşmak durumunda kalıyor. Ve yıllar sonra bu olaylar hatırlanacak. İşte İsa'nın bu Meryem'in elinde gelen çocuk olduğuyla ilintili onaylamayı, tasdiki Yahya'nın yapacağını görüyoruz, yaptığını görüyoruz. Tenha Fembezet bihi mekanen gasiyya. Tenha uzak bir mekana kendini attı. Fe'ecaeha mehadu. Doğum sancısı onu bir yere getirdi. İla cizil nahleti bir hurma ağacının oraya getirdi. Galet dedi. Ya leyteni keşke mittü ölseydim. Kable haza bundan önce ölseydim ve kuntu nesiyye mensiyye unutulup gitmiş olsaydım. Bakın yani bir melek tarafından müjdelenmiş bir kişiyi bile bu lafı söyletecek kadar bir sıkıştırma. O 9 aylık süreç çok büyük bir sıkıştırma, çok büyük bir taciz, çok büyük bir şeyle oluşuyor. Yani bunu empati kurup o günü, o yaşananları hissetmek gerekiyor. O arada dediğim gibi Zekeriya'nın öldürülmesiyle devam ediyor bu süreç. Meryem kaçıyor ve çocuğunu bu şekilde yalnız bir yerde doğuruyor. Fenadaha min tahtiha ella tahzeni endişe etme. Altından bir ses ona endişe etme diye nida etti, seslendi. Kad ceale Rabb
Rabbuki, muhakkak ki Rabbin kıldı tahtike seriyya, altından bir su kaynağı, bir akış kıldı. Hüzzi ileyke, onu kendine silkele. Bicizven nahleti, o hurma dalını kendine doğru silkele. Tusagit, dök. Aleyke, üzerine. Rutaben ceniyya, taze hurmalar dökülsün. Şimdi evet, bize 610 küsür tarihlerinde Meryem'in İsa'yı doğurduğu zamanla ilintili bir bilgi sunuluyor bu ayette. Aklımızda bir sürü, dediğim gibi, sorular, soru işaretleri varken neden böyle bir hurma dalı, taze hurma, bilmem ne filan gibi bir konuya 3-4 ayet, uzun uzun anlattığı ayet harcadı? Bizim kafamızda, zihnimizde bir sürü sorular varken o soruların cevaplarına değil de buna dikkat çekiliyor. Bu elbette ki bizim şu andaki beklentilerimize göre değil, o günkü insanlara sunulması gereken, o günkü insanların tedirgin olduğu veya o şüphe ettiği veya işte onlara bir ipucu veriliyor. Çünkü Hristiyanlıkta biliyoruz ki İsa'nın doğum günüyle ilintili bir sürü problem var. İşte o şu zaman oldu, bu zaman oldu. En sonunda bu işte kavga, gürültü ve eski Roma'daki, Hristiyanlık önceki Roma'daki bilmem ne tarihine denk getiriyorlar. Yani şimdiki tartışma işte 1 Ocak mı yoksa 24 Aralık mı, 27 Aralık mı, son haftanın içerisi mi falan filan diye o bir hafta içerisinde oynatıyorlar falan filan, ama mesele orada bile değil, hiç orada değil. Yani ağaçtan taze hurma dökülecek bir zamanı kaydırmışlar bunlar. Bu derecede öyle bir bilgi veriyor ki başka kimsenin bilemeyeceği, belki kenara atılmış, bilmem ne edilmiş, rivayet olarak var ama kimsenin bakmadığı, bakıp da değer vermediği bir şey belki de. Evet ya, öyleydi. Filanca hikayede veya filanca anlattı zaten öyle değil mi? Filanca kayıtta öyle değil mi? Peki şu anda biz 27 Aralık'ta, 24 Aralık'ta ne kutluyoruz? Veya işte Noel'de ne kutluyoruz? O çamda neyi bekliyoruz? Yani ya, demek ki bunlar önceki dinin hurafeleriymiş. Bizim din bize bu şekilde yutturmuşlar. Bunun görülmesi bekleniyor belki de. O yüzden ayetleri okurken bizim sorularımız değil, o günkü inen insanların veya Yahudi ve Hristiyanların, gerçekten Yahudi ve Hristiyanların sorularına cevap aramamız gerekiyor. Yoksa biz Müslümanlar, hatta Yahudi ve Hristiyanlıktan bu kadar bir haber olan Müslümanların bu konuda işte ayetleri okudum ama bu kadar da bir şey anlamadım. Yani ne alakası varmış filan, bir sürü, yani olayın şöyle düzgün bir şekilde anlatsa da anlasak anlamıyoruz. Bir şeyden bahsediyor, bir şeyden bahsediyor. Bunların hepsi ayetleri küçümseyen, ayetler karşısında büyüklenen müstekbir yapılardır arkadaşlar. Siz ayetler karşısında müstekbir olduğunuz müddetçe ayetler size hiçbir şey söylemez. Zaten bunu ayetler defalarca söylüyor. Onlar anlayamazlar. Kalplerin üzerinde, kulakları üzerinde engeller vardır. Anlayamazlar. Neden? Müstekbir oldukları için. Müstekbir olmak, onlar büyüklenmeleri, yalanlamalarına sebep oluyor. Buradan bir şey çıkmaz. Fekuli veşrebi ve gurriyaniyye. Aynen. Gözün aydınlık olsun. Ye, iç. Feimma terayenne, terayinne, eğer bir resmini eğer görürsen, minel beşeri ahaden, beşerden birisini görürsen, fequli, de ki,
İnni nezertü lirrahmani savma. Ben Rahman'a oruç adadım. Velem ükellime el yevme insiyya. Ben herhangi birisiyle ünsiyet kurarak konuşmayacağım. Bunu da az önce nasıl Zekeriya el işaretleriyle veya şeylerle bilinen kalıplarla bazı ifadelerde bulunmuş da vahyetmişse bunun o günkü toplum içerisinde bilindiğini, bu tarzın bilindiğini anlayabiliyoruz. Yani bunun için bugünden geriye bakmaya hiç gerek yok. Bunu ben bugün nasıl söylerdim diye düşünmeye gerek yok. O gün insanların bildiği şeyler olarak düşünebilirsiniz. Lamisas diyordu, değil mi Samiri? Bunun da o günkü Yahudi geleneği toplum yaşantısı içerisinde ne manaya geldiğini açıklamıştım. Tekrar yeri gelirse açıklarım. Ona benzer bir şey. Yani Yahudi gelenekleri anlaşılmadan bunların nasıl olduğunu anlaşılmaz arkadaşlar. Ve etet bihi onu getirdi. Kavmeha kavmine getirdi. Tahmiluhu taşıyarak onu taşıyarak kavmine getirdi. Kalu dediler ya Meryem'e ey Meryem ya Meryem'u ey Meryem lekad ci'te şey'en feriyya sen çeldirici bir şekilde geldin. Çeldirici bir şey Çeldirici bir şeye geldin, çelici bir noktaya geldin. Getirdin diyemiyorum, bir harfi ceri yok. Şey enferiyya, iftira kelimesi oradaki fera. Böyle bir şeyle geldin. Ya uhte Harun'e, ey Harun kızı, Harun kardeşi, kız kardeşi. Yani Harun sülalesinden gelenler. Bu şekilde zaten şeyi de anlayabiliyoruz. İsrailoğulları çıkmıştı değil mi? Harun da İsrailoğullarındandı. Musa ve Harun kardeşler ve İsrailoğullarındandı. Dolayısıyla Zekeriya da o taraftan geliyor. Ve Yakup ailesiyle bize demesi, yani İsrailoğullarına mirasçı olması açısından çok düzgün bir ifade. Bu da onu tasdik eden bir şey. Sen ya Harun'un soyundan gelen bir kadınsın. Ve mâ kâne ebûke imraen sev'e kötü bir adam değildi senin baban. Ve mâ kânet ümmüke bagiyya annen de arzulu biri değildi. Yani o da gayet mazmutluğuyla bilinen, tanınan, çok değerli birisi olarak içimizde yaşadı. Biz onları tanıyoruz. Sen ise çok çeldirici bir şekilde geldin. Feşaret ileyhi onu işaret etti. Ona işaret etti. Yani çocuğa işaret etti. Galu dediler keyfe nükellimu men kâne fî mehdi sabiyya beşikte, kundakta ki bir çocukla nasıl konuşuruz? Konuşmamız nasıl mümkün olabilir? Bu esnada İsa konuşuyor. İsa'nın konuşmasını bir mucize olarak değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü başka türlü bunu anlamamız mümkün değil. O günkü insanların hepsinin, orada bulunan herkesin bir şekilde şoke edici derecede olması, böyle olması gerekiyor. Biz onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Onu şeklindeki birkaç ifadesi daha var. Yani sanki telepati gibi uzaktan etkileşim, uzaktan iletişim gibi farklı bir şeyle İsa'nın havarileriyle konuşabildiğini, onlarla iletişim kurduğuyla ilintili bilgilere de sahibiz. Yani Kur'an'dan da bunun iması olan, onun da dayanak olabilecek şeylerimiz var. Bu ayette kuvvetle muhtemel ben öyle olduğunu düşünüyorum. Burada İsa, bebek İsa'nın ağzından, yani nasıl
Musa karşısında ağaçtan ses geliyorsa, nasıl ki insan kılı, beşer kılına girmiş bir adamdan bir melek sesi geliyorsa, burada da elbette bir ses, bir melek aracılığıyla, bir ruh aracılığıyla bir ses geliyor. Onun aracısı bebek. Bebek konuşuyor diye değil. Onun nesnesi bebek. Şey çok rahatlıkla, Meryem çok rahatlıkla bir ses duyabilirdi. Hayır, ona bir nesne üzerinden, beşer formunda bir nesne üzerinden geldi. Burada da insanlara beşer üzerinden, yani bebek halindeki bir beşer üzerinden geldi o ses. Peygamberimize bir ağaç üzerinden gelmişti bir seferinde. Musa'ya bir ağaç üzerinden, yanan bir ağaç üzerinden gelmişti. Dediğim gibi bir nesne üzerinden bir ses kaynaklanıyor. Yani bu şey yapılabilir ama bunun bir mucize olarak etraftaki insanların orada bulunanları aciz bırakıcı şekilde olmalı. Ben öyle düşünüyorum. Gale dedi, İnni Abdullahi, ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe, bana kitap verdi. Ve cealeni nebiyya, beni nebi kıldı. Ve cealeni mübareken, beni mübarek, bolluk içinde kıldı. Eynema kuntu, nerede olursam olayım. Ve evsani, bana vasiyet etti. Bis salati, desteği. Ve zekati, temizliği. Ma dümtu hayya, canlı olduğum, hayatta olduğum sürece namazı, desteği ve temizliği, temizlenmeyi bana vasiyet etti. Ve berren bi valideti, anneme iyilik etmemi. Bakın, babayı saymıyor. Neden? Çünkü baba kendi kendini lanetledi. Lanetleme, uzaklaştırma demek arkadaşlar. Kendini uzaklaştırdı. Velem yecealni, kılmadı beni cebbaren şakıya, beni kopuk bir zorba kılmadı. Ve selamun aleyye, selam üzerimedir. Yevme vulittu, doğduğum gün. Yevme emutu, öleceğim gün. Ve ubasu hayya, ve hayat, canlı olarak tekrar dirileceğim gün. Evet. Tabii ben Meryem hikayesine böyle girince saat 10:30 oldu. Evet, hızlı bir şekilde devam etmeye çalışalım. Bakalım nereye kadar varabileceğiz. Evet, bu şekilde ben Meryem'le hakkındaki bilginin verildiğini görüyorum. Bu bilginin daha sonra Habeşistan'a göç esnasında okunduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani Necaşi'ye okunuyor. Ve Necaşi diyor ki, biz de tam böyle söylüyor. Bunu olması gereken şey bu. Aramızda bir, yani çok az bir fark var. Ama neden bunu söylüyor? Merkezdeki Roma'nın baskısından uzaklaşmış, o işler öyle değil demiş. O icma ümmet dedikleri konsüllerdeki şeyleri biz artık kabul etmiyoruz deyip şeyden sonra uzaklaşmış olan, ayrı bir ya biz hayır, ne himaye ne bilmem ne, biz böyle şeyler kabul edemeyiz, siz dini değiştiriyorsunuz, böyle bir şey olamaz diyerek ayrılanlar, ilk ayrılanlar zaten Habeşliler. Çünkü aralarında, yani Roma'nın eli kolu yetişemeyecek kadar uzak bir mesafeden kaynaklanıyor. Yani yoksa normalde Habeşliler gönüllü olarak katılıyorlardı bu işe.
bu himaye ile icma ümmete gönüllü olarak katılıyorlardı. Ama yapılan şeyin Hristiyanlığı değiştirme ya daha doğrusu İsa'nın getirdiği dini İbrahim'i dini değiştirme olduğunu görünce şey yapmışlardı. Şimdi bu ayetleri okunduğunda Necaşi gözleri yaşarıyor ve diyor ki sizinle bizim aramızda yani şu kadar bir fark yok. Biz de böyle olduğunu düşünüyoruz diyor. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Zalike bu İsa ibn Meryem'e. İşte Meryem oğlu İsa kavlel hakkı tutarlı söz ellezî fîhî yemterûn ki o konuda siz tereddüt ediyorsunuz. Sizin tereddüt ettiğiniz söz işte budur İsa hakkında. Ve mâ kâne lillâhi Allah için olamaz. En yettehize min veledin bir velet, bir çocuk edinmesi, ondan bir şey doğması söz konusu olamaz. Sübhanehu, o merkezdir. Yani odaktır. Merkez ve odağın çok olması mümkün değil. İmkansız bir şey. Bu manada tenzih anlamı var. İz gada emran, bir konuda karar verdiyse fe innemâ yegûlu lehu ona kün feyekun. O da ol der, o da oluşuverir. Dolayısıyla işte böyle. Bir şey İmran ailesinden Mesih oğlu Meryem, Mesih gelecek denmiş, vaat edilmiş. İnsanlar tarihte öyle demişler, böyle demişler. Meryem'in doğacağı zaman anasının kapısında öldürmeye beklemişler. Ama kız doğduğu zaman uydurukmuş böyle şeyler demişler, gitmişler. Ardından o kız evleneceği zaman ne olur ne olmaz onları da kötülemeye, onları da devre dışı bırakmak için ellerinden geleni yapmışlar. Zekeriya'yı öldürmüşler. Yani bu derecede taraflarını net olarak belli etmişler. Yani insanlar taraflarını değiştirebilirler ama işin içerisinde ölüm, öldürme söz konusu olacak kadar tarafınızı belli ediyorsanız böyle kolay kolay dönme şeyiniz olamaz. Ve şu anda İsa'nın doğduğu an. Doğduğu ve topluma geldiği an. Bu şu, artık o 9 aylık propaganda, o kara propaganda artık aha öyle değilmiş noktasına geliyor. Öyle değilmiş. O yüzden bu mucize çok önemli. Öyle değilmiş. Peki bu durumda ne olacak? Bu durumda yaptıkları bu sefer İsa'yı öldürmeye kalkmaktan başka yapabilecekleri bir şey kalmıyor. İsa'yı öldürmeye kalkışıyorlar. Zekeriya ölmeden önce Meryem'i nişanlamıştı. Kendi yeğeni Dülger Yusuf'la, Marangoz Yusuf'la nişanlamıştı. Bu nişanlama şu manaya geliyor. Dülger Yusuf toplumda iyi bilinen mümin alçak gönüllü tanınan birisi, zina etmemiş birisi. Dolayısıyla Meryem'i almakla, Meryem'le evlenmekle biz sizin Meryem'e attığınız zina suçunu kabul etmiyoruz. Çünkü zina etmiş birisi ancak zina etmiş birisi evlenebilir. Yusuf onunla nişanlanarak kendi zina etmemiş birisi olarak Meryem'in zina ettiğiyle ilintili suçlamayı kabul etmiyoruz manasına geliyor. Zaten direniş oralarda yükseldi ve ardından Yusuf'a baskı yapmaya başladılar. Yusuf tedirgin oldu. Şu bu gibi böyle tarihte olayları biliyoruz. Bununla ilintili rivayetler var zaten. Ardından Zekeriya'yı öldürüyorlar. Meryem de kaçıyor. Yani Yusuf bile yok yanında. Ama bu olaydan sonra Yusuf'la birlikte Mısır'a kaçıyorlar arkadaşlar. Yani kral ölene kadar yani o Herod'tu
galiba yanlış hatırlamıyorsam. Herod, Kral Herod ölene kadar Mısır'da kalıyorlar. Daha sonra tekrar geliyorlar. İnnallâhe Rabbi ve Rabbukum. Allah ki benim de sizin de Rabbinizdir. Fa'buduhu, ona kulluk edin. Hâzâ sırâtu mustakîm. Doğru yol budur. Bu ifadeyi de doğrudan doğruya İncil içerisinde bulup İsa'nın ağzından söylendiği yeri bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu önemli bir görev. Bu da İsa'nın bir sözü olmalı. En azından İncil'de bu şekilde geçiyor olmasını bekliyorum. Fakhtelefe el-ahzabu min beynihim. Mezhepler aralarında ihtilaf ettiler, zıtlaştılar. Feveylün lillezine keferu. Vay o görmezden gelenlere. Min meşhedi yevmin azim. O büyük günün şehadetinden dolayı o kafirlerin vay haline. Esmiya bihim ve ebsir. Nasıl, neler duyacaklar, neler görecekler. Yevme ye'tunena, bize gelecekleri gün. Lakin o zalimler, elliyeme fi dalalim mübin, o zaman büyük bir çıkmazdadırlar. Yani bir kurtuluş, yani bir şey yok. Yani öyle bir yola girmiş durumdalar ki çıkacak herhangi bir şey söz konusu değil. O gün. Ve enzirhum yevmel hasreti. Sermayenin tükendiği, sermayenin bittiği gün der, onları uyar. İz gudiyel emru, emir gerçekleştiğinde ve hum fi gafletin, onların gaflet içinde bulundukları ve hum la yu'minun, onların inanmadıkları, güvenmedikleri. İnna nahnu nerisul arda. Biz yere varisiz. Ve men aleyha, ve onun üzerindekilere. Ve ileyna yurcaun, ve bize dönecekler. Biz yerin üstünde altında ne varsa hepsine varis biziz. Yani kaçacak, göçecek falan filan hiçbir şey söz konusu değil. Bize dönecekler. Evet, buradaki tehditlerin hepsinin kelime kelime mezhepler, Hristiyan mezhepleri, hatta Yahudiler hakkında şey yapmak gerek. İnceleyip yerleştirmek gerek. Evet, şimdi eğer olay dediğim gibi konunun pratize edilmesi ise, daha önceki iki suredeki teorik şeylerin pratize edilmesi ise, konu İbrahim'e de gelmeli. Ve geliyor da. Üzkur fi kitabı İbrahim'e. Vezkur fi kitabı İbrahim'e. Kitapta İbrahim'i de an. İnnehu kâne sıddîkan nebiyya. O sıddık, onaylayıcı ve nebi idi. İzgâle li ebihi, babasına dediğinde, ya ebeti, ey babam, lime ta'budu ma la yesme'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'a, görmeyen, duymayan, senden herhangi bir şeyi gideremeyecek, gidermeye gücü yetmeyecek, herhangi bir giderme konusunda herhangi bir mülkiyeti, sahibiyetliği olmayan, bir bağımsızlığı olmayan şeylere niye kulluk ediyorsunuz? Ya evet, inni kadca'eni min ilmin malem ye'tike, sana gelmeyen bir belge
Sana gelmeyen belgelerden sana gelmeyen bana geldi. Fettebi'ni bana, benim peşimden gel. Ehdike sıraten seviyya, seni doğru bir yola, seni düzgün bir yola çıkarayım, rehberlik edeyim. Benim peşimden gel. Ya ebeti la ta'budu şeytane. O şeytanına kulluk etme. İnne şeytane, muhakkak ki şeytan doğru yol üzerinde bulunup sağa sola itekleyen, yani bu bir sıfat. Kâne lirrahmâni asiyya. O Rahman'a isyan etmişti. Ya ebeti inni ahafu, ben korkuyorum. En yemezseke sana dokunmasından azabun min rahmani, miner rahmani. Rahman'dan sana bir azap dokunmasından korkuyorum. Fetekunu lişşeytani veliyya. Sonra bu durumda, yani eğer bu izolasyon söz konusu olursa, şeytan sana yakın olur, dost olur. Yani bakın, burada sana gelen mesajı kulak takarsan bir azap söz konusu, yani bir izolasyon söz konusu olur, anlamama, büyüklenme, yalanlama söz konusu olur. Bu durumda şeytana kalırsın, şeytan veli olur. Bizim bu vahye kulak tıkama esnasında iblisin Adem'in tepesine karin olması, yönetici olması ve o insanı yönetmesi konusundaki senaryonun aynısını burada da görüyoruz. İbrahim de aynen babasını tarif ediyor. Çünkü vahiy ile muhatabiyet böyle çok uzun süreli olmaz arkadaşlar. Vahiy geldiğinde kalbinizi ona hızlı bir şekilde açmazsanız bir kısır döngü içerisine girersiniz. Bununla ilintili ayetleri okumuştuk. O kısır döngüye girdiğiniz anda çıkmanız çok zor olur. İmkansız değil ama çok zor olur. O bir izolasyon. Yani dünyada bir izolasyondur. Yani ahiret izolasyonu değil, bir tür engellemedir. Kale eragibe eragibun. Sen rağbet edici misin? Ente an alihetiyi, benim ilahlarıma, ey İbrahim, sen benim ilahlarıma, ilahlarımdan rağbet edilmişsin. Bakın arkadaşlar, rağbe kökü rağbet etmek, ama an ile gelince negatif rağbet etmek. Yani birisinden uzaklaşmak manasına geliyor. Rağbe esasında yaklaşmak, rağbet etmek. Ama an olunca negatif. Hani komplimanın negatifi diyorum ya, pozitif kompliman, negatif kompliman diyordum. Onun gibi an harfi ceri doğrudan doğru fiilin yapısını, anlamını değiştiriyor. Le in lem tentehi, eğer son vermezsen, le ercümennekum, seni taşlarım, ve curni meliyya, bir süreliğine benden uzak dur. Kale dedi, selamun aleyke, selam üzerine olsun. Ve estağfiru leke Rabbi, senden, Rabbimden senin için istiğfar dileyeceğim, koruma dileyeceğim. Yani yaptığın yanlışların sana gelmesi, ya bu şekilde bir izolasyon içine düşmemen veya doğru yola bulabilmen için o mekanizmaların işlenmemesi bir süreliğine, yani senin için koruma dileyeceğim. Çünkü normalde bu tür davranışlar doğrudan doğruya o izolasyona sebep olur. Haka bihim, yani söz onlar için gerçekleşti cümlesidir bu. Yani ayetlerimi yalanlayanlar, ayetlerime karşı büyüklenenler, işte onlar onu anlayamayacaklar. Onlar için bir izolasyon, azap söz konusudur tarzındaki ayettir burada gerçekleşen İbrahim'in avası üzerine. İnnehu kâne bi hafiyya. O benim için lütufkârdır. Ben bu şekilde bir koruma dileyeceğim. Ve atezele ve atezilukum. Ve ma ted'ûne min dûnillâhi. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan ayrılıp giderim. Ve ed'û Rabbi, ve Rabbime çağırırım. Asa umulur ki
en la ekune olmayacağım umulur. Bi duai Rabbi şakiyya. Rabbime dua etmekte şaki, yani cevapsız, yalnız kalmamayı umuyorum. Öyle bir beklentim var, öyle bir inancım var, güvenim var. Felemma a'tezelet, onlardan ayrıldığında, ki bunun detaylarını başka surelerde okuyacağız. Ve ma ya'budune min dunillahi, Allah'ın dışında kulluk ettiklerinden uzaklaştığında, onlardan ve o ilahlardan uzaklaştığında, vehebna lehu, ona hibe ettik, İshak'a ve Yakub'a, Yakup ve İshak'ı hibe ettik, ve küllen cealna nebiyya, onların hepsini nebi kıldık. Ve vehebna lehum, onlara hibe ettik, min rahmetine, rahmetimizden hibe ettik, ve cealna kıldık lehum, onları lisan-ı sıdkın aliyya, onlar için yüksek onaylama dili kıldık, belirledik. Evet, buradaki şeyi de İbranice'nin, yani şu anda İbrahim başka bir dil kullanmıyor. Yani ana babasından şey yaptığı Aramca'yı kullanıyor. Yani Mezopotamya'daki Aram dilini kullanıyor. Ama İbrahim'in soyundan gelenler zaman içerisinde bölgede değiştirip de şey yaptıkları zaman dilleri yavaş yavaş değişiyor ve biz ona İbranice diyoruz. Bu dilin kökünde ve dil ailesi olarak öyle bir noktada ki bu vahidin bir özelliği, bu dil içerisinde kendi kendini tasdik edici bir özelliği var. Yani bunu bir şekilde anlamamız gerekiyor. Buna bir şekilde dayanmamız gerekiyor. Yani Arapçayı İbranice'den ayrı bir apayrı bir dil olarak değil, onun o aileden bir dil olarak görüp insanların zaman içerisindeki metinde yaptıkları anlam yüklemeleri belki de çok daha erken dönemde İbrahim'den ayrılıp o Yakup tarafının, yani İbranice'ye doğru giderken ki dilin değişimi belki de Arapça'da farklı şekilde yaşandı, belki de yaşanmadı. Belki o taraftan ilişki kurulacak. Belki zikir bu şekilde daha iyi anlaşılacak. O yüzden yüksek onaylama dili, lisanı bıraktık, onlar için kıldık cümlesi ne ben önem veriyorum. Çünkü işte bu vahyin ilk ayetleri olan ikra ifadesinin Tevrat'taki geçiş şeklini biz İbranice değil, Arapça okuduğumuz zaman, Lisan-ı Sıdkın Aliyya'ya dayanarak Arapça okuyabildiğimiz zaman Varaka bin Nevfel'in tepkisini verebiliyoruz. Bu tepki olması gereken bir tepki. Yani bu tepkinin referansı da, neden işlevsel olduğu da, dediğim gibi bu Lisan-ı Sıdkın Aliyya ile alakalı olmalı. Evet, devam ediyor ve Musa'dan bahsediyor. Yani bir tarafta İbrahim, bir tarafta Musa ve ardından İsmail'den de bahsedecek. Böylece peygamberimizi de yerleştirmiş olacak bu sistem içerisine. Tevrat'ta bir şey arayacak olanlar bu çerçevede arasın. Bu çerçevede aradıkları zaman bulacaklar cümlesi. Vezkur fil kitabı Musa, fil kitabı Musa. Kitapta Musa'dan da bahset. Musa'yı da an. Hatırla. Veya aklından çıkarma. İnnehu kâne muhlasen ve kâne rasûlen nebiyya. O halis kılan, dinini Allah'a halis kılan, saf kılan
ve Nebi ve Resul idi. Venadeynahu, biz ona seslendik. Min canibi Turil Eymeni, Tur'un sağ Tur'un yanında veya Tur'un sağ yanında. Tur'un sağ yanında. Evet, Eymen kelimesi canip kelimesinin sıfatı oluyor arkadaşlar. Tur kelimesinin değil. Canip kelimesi neydi onun adı? Muzafın ileyh olduğu için muzaf olduğu için marife, o yüzden el eymen de marife. Ve karrabnahu neciyya, onu yakın kıldık. Onu sırdaş edindik. Yani belki de o Firavun'la olan ilişki veya Firavun'un yaptıkları şeyler sürecinde bir şekilde Musa'nın sürekli danıştığı, ettiği, eylediği, belki o süreci şey yapıyor. Neciyya şeklinde tanımlıyor. Ve vehebna lehu min rahmetina ehahu Harun'e nebiyya. Ona kardeşi Harun'u nebi olarak rahmetimizden verdik. Evet, Musa ve Harun soyundan oldukları için, İsrailoğlu olarak çıktıkları dönem ve ardından gelen sülaleden oldukları açısından önemli. Evet, şimdi de ne geliyor? Vezkur fil kitabı İsmail'e, İsmail'den. İnnehu kânesi sadekan sadekal vadi ve kâne rasûlen nebiyya. O Resul ve Nebi idi. Vade sadık idi. Vade tasdikler idi. Onu da an. Ve kâne ye'muru ehlehu. O da ehline, ailesine emrediyordu. Neyi? Bissalati ve zekati, temizlenmeyi ve desteği emrediyordu. Ve kâne inde rabbihi merdiyya, merdiyya, Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Razı olunmuştu. Buradaki salat kelimesi, bakın arkadaşlar, İsa söyledi ömür boyunca salat diyerek, salat ve temizlik diyerek söyledi, İsmail söyledi salat ve temizlik diyerek, biraz sonra da 59. ayette eda salate diyerek salatı zayi ettiler diyor. Bu sadece basit bir namaz değil arkadaşlar. Desteği. Namaz da dahil olmak üzere destek. Bu kaybediliyor. Ama baktığımız zaman şeyin de neydi onun adı? Zekeriya'nın da zaten mihrapta namaz kıldığını anlıyoruz. Bu da çok önemli bir şey bizim için. Şimdi o noktaya gelecek. Yani biraz sonra bitiriyor. Çok ilginç bir şeyle geçiyor. Veskur fil kitabı İdris'e. İnnehu kâne sıddîkan nebiyya ve refânâhu mekânen aliyya. İdris'i de an, o sadık sıddıklardan, onaylayıcılardan, çok onaylayıcılardan ve nebilerdendi ve biz onu yüksek bir mekana kaldırmıştık. Şimdi bu çok önemli. Neden? Çünkü İdris hakkında o kadar bilgi yok. Yani çok az bir bilgi var. Hatta Nuh'tan önce olmasıyla ilintili. Hatta Enok kitabı diye şey yapılan İdris'e esayen ediyor. Ona dayandırılıyor. Kur'an'da şimdi Zekeriya'yı anlayabiliyoruz. Yahya'yı anlayabiliyoruz. Meryem'i anlayabiliyoruz. İbrahim, İsmail, Musa, Harun, bunları anlayabiliyoruz. Yani İsmail oğulları ve Yakup oğulları olarak anlayabiliyoruz. İdris nereden çıktı? Niye İdris'le ilintili bir detay var? Bu önemli. Bu son cevabı bulup buraya yerleştirilmeli arkadaşlar. Ben şu anda bu konuda bir şey demek istemiyorum. Ama buraya yerleştirilebilmeli.
Ülaike işte bunlar ellezine enamallahu aleyhim. Allah'ın en nimet verdikleridir bunlar. Minen nebiyine nebilerden ve min zürriyeti Adem'e ve Adem'in zürriyetinden ve mimma hamelnahu ma Nuh ve Nuh'unla birlikte taşıdıklarımızdan ve min zürriyeti İbrahim'e ve İsrail'e. Bakın başta o başta ve ortada şey yapmıştım. İbrahim, şey, Yakup oğulları ile İsrail oğullarının birbirlerinden ayrık olduğunu şey yapmıştım. Bunu ifade edebilen bir ayet. Ve min zürriyeti İbrahim'e ve İsrail'e ve min men hamelna ve min men hedeyna ve ştebeyna. Onlardan rehberlik ettiklerimiz ve seçtiklerimiz. Belki yetiştirdiklerimiz. Ki onlar İza tütla aleyhim ayatur rahmani Rahman'ın ayetleri onlara okunduğunda harru succeden ve bükiya. Onlar bağlanır, boyun büker, uyarlardı. Ağlarlardı. Ağlayarak. Şimdi burada baktığımız zaman olayın sadece seçilmiş peygamberler gibi görürken olayın onun ötesinde bir özelliği olduğunu da anlayabiliyoruz. Çünkü bize Fatır suresinde ve Araf 5'te, Fatır 32-39'da ki içerikle eşleştirmemiz gereken bir ayetle karşılaşıyoruz. Fehalefe min ba'dihim halfen. Halfun. Onlardan sonra onların ardından bir halifeler halife oldu. Yani peşinden gelenler peşinden geldi. Yani başkaları onun peşinden geldi. Miras aldılar. Bunu nasıl söylemişti? Biz kitabı miras bıraktık ondan sonrakilere. Ve onlardan bazıları şöyledir, bazıları böyledir şeklinde ayeti okumuştuk Fatır 32'de. Burada da diyor ki Eda'us salate o desteği, o namazı desteği zayi ettiler. Ve tebe'us şehevati arzularına uydular. Arzuların peşinden gittiler. Fesefe ya yel kavne gayya. Şimdi değil. Daha sonra gay ile, gayya kuyusu ile diye şey yapılıyor. Gay ile karşılaşacaklar. O gay neyse onunla karşılaşacaklar. İlla ancak men tabe kim döndü, yüzünü Allah'a çevirdi. Düzgün bir şekilde dönüş yaptı. Ve amene güvendi ve amile salihan ve uyumlu bir davranış sergiledi. Fe ulaike yedhulune cennete. İşte onlar cennete girecekler. Ve la yüzlemune şey'a. Onlardan herhangi bir şey de eksik bırakılmayacak. Eksik edilmeyecek. Tam kelime manasıyla herhangi bir şey de eksik edilmeyecek onlardan. Cennati adnin illeti va'ada rahmanu ibadehu bil gaybi. Gaybi olarak, kapalı olarak, böyle açık açık göstermeden Rahman'ın kullarına vaat ettiği adın cennetleri. Bakın hem cennet gayb hem Rahman gayb. Bakın bu gayb işte imtihan dünyasının gaybı. Kapalılığı. İnnehu kâne va'duhu me'tiyya. Onun vaadi yerine gelecektir. Eta olacaktır. Gelecektir. Biz Furkan'dan ne biliyoruz? Mesuldür. O vaatlerini yerine getirecek. Ya Rabbi sen böyle dediydin. Cümlesine benim sözlerimde ne bir tebdil ne bir tahvil söz konusu değildir. Olacak. Ne demişsek o diyecek. Biz öyle bir Rahman'a inanıyoruz. Böyle bir Rahman'a inanmamız istendi bize Furkan suresinde açıklandı. Fatır suresinde araya diğer insanların araya sokuşturmaya niye sokuşturmaya işte Rahman olmayınca araya birilerini sokuşturmaya çalışıyorsunuz. Bunların hiçbir araya sokuşturmaya çalışan hiçbir şeyin hiçbir yetkisi hiçbir etkisi olmadığını
hem kainat ayetleri olarak hem de indirilen ayet olarak defalarca söyledi ve Rahman'a güvenin dedi. Rahman zaten ya öyle keyfe keder bir tanrıdan bahsetmiyoruz. Ben öyle değilim diyor. Rahmeti üzerime yazdım, kaydettim ve değişiklik olmayacak diyen bir Rahman'a güveniyoruz. Ve bağışlanma dileyeceksek de bağışlanmayı Allah'tan diliyoruz, o Rahman'dan diliyoruz. Döneceksek de yüzümüzü ona dönüyoruz. Sırtımızı ona dayıyoruz ve onu razı etmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O hiçbir şeye muhtaç değil, biz ona muhtacız. Biz fakiriz, bu şekilde öğretmişti bize. Vereceği, ne olacak peki? Vereceğiz ve onu razı edeceğiz. Tilkel cennetü leti nurisu min ibadina men kâne takiyya. Çekinen kişi işte cennet. Kullarımızdan çekinen kişilere varis bırakacağımız cennet. Evet. Şimdi burada şunu hep göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kur'an bunları niye anlatıyor? Dediğim gibi daha önceki iki derste verdiği teorik bilgi üzerine pratik bilgi olarak veriyor. Ve orada onların herhangi bir şekilde sizi korumaya, size şefaat etmeye, sizi kurtarmaya gücü yetmez dediği insanların veya işte o araya ilah, Allah dışında ilah olarak araya koyduklarının bazıları önceki peygamberler, bazıları çok değerli insanlar, bazıları ise melekler. Şimdi bu surede pratik olarak ölmemiş olsa dahi meleklerin bu konuda herhangi bir görevi, herhangi bir şey olmayacağı manasında bir anlamı bulmamız gerekiyor. Çünkü şeyler, melekleri, cinleri Allah ile nesep bağlılığı da şey yapıyorlar. İşte ondan türemiştir, ondan sadır olmuştur şeklinde ifadeler var. Ayet doğrudan doğruya Cebrail'in ağzından, Cebrail aynen şöyle söylüyor. Diyor ki: "Ve ma tunezzilu ve men netenezzelu illa bi emri rabbike." Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. "Lehu ma beyne eydina." O bizim önümüzde olan, "ve ma halfena." Ve bizim ardımızda olan, "ve ma beyne zalih." Ve bunlar arasında, yani her noktada o var. "Ve ma kana rabbike nesiya." Rabbin unutkan değil, her şeyde var. Bunu Cin suresinin sonunda daha detaylı da görmüştük arkadaşlar. Bunu daha önce Mürselat suresinde de görmüştük. Kainatta olaylar nasıl gittiğiyle. Bunu daha önce Kıyamet suresinde de görmüştük. Olayların nasıl işlediğini, yeryüzünde melekût tarafından Allah'ın emirlerinin nasıl işletildiğini detaylarını vermişti. Burada yine diğer meleklerle birlikte Cebrail kendi adına bizim yaptığımız şeyler Allah'ın, yani herhangi bir şekilde onun emrinin, onun şeyin dışında değil ki. Önümüzde, arkasında, her tarafta, her şey onun, bunun dışında yok bir böyle bir şey alanı, boşluk, yani kurtarıcılık, bilmem necilik, yok böyle bir şeyler. Rabbü semavati vel ardı ve ma beynehuma, yerin göğün ve ikisi arasındakilerin Rabbi. Fa'buduhu, ona kulluk et, vastabir, ona sabret, li ibadetihi, ona ibadet, ona kullukta sabret. Yine buradaki t harfi de t'den değişmiş, dönüşmüştür arkadaşlar. Öndeki sat harfi olduğu için kalınlaşmıştır bir şekilde. Hel ta'lemu, beller misin, lehu semiyya, onun adaşı herhangi bir şeyi biliyor musun? Belliyor musun? Yani ondan bir tane daha bir adaşı var mı öyle bir şey? Hayır, yok. Halik o. Malik o. Allah o. Rahman o. Ve yekulü insanı, insan diyor.
Eizamamittu. Biz öldüğümüz zaman lesefe uhrecu hayya. Biz mi onun ardından hay olarak çıkacağız? Evvela yezkurul insanu. İnsan zikretmeyecek mi? Akletmeyecek mi? Enna halaknahu min qablu. Onu biz daha önce şekillendirdik. Velem yeku şey'a. O daha önce hiçbir şey değil iken biz onu şekillendirmiştik. Hatırlayın 9. ayette Zekeriya ile bunu söylemişti. Dolayısıyla annesi yok kadın kısırdı, şuydu, buydu falan filan. Yani onların ötesinde bir şekillendirme gücüne, yetkisi şeyine sahibiz. Şey mi? Neydi onun adı? Yaratamayacağımızı, yapamayacağımızı zannediyorlar. Biz kuru bir rahimden bile insan çıkartırız dercesine bir ifade bu arkadaşlar. Elbette öteki dünyada böyle olmayacak. Çünkü bu dünyada bir zürriyet üzerinde, yani enamın bir mekanizması üzerinden doğum gerçekleşiyor ve bir bağlantı gerçekleşiyor. Öteki tarafta zaten bu sürenin sonunda da gerçekleşecek. Ferden o toplanacağımızla ilintili bir ayeti de göreceğiz. Feverabbike, Rabbine yemin olsun, le nahşurennehum, onları bir araya toplayacağız ve şeyatini veya şeyatine ve şeytanları. Burada mevt, hayat ve nuşur Allah'a aittir. Onun dışında kimse bunları yapamaz. Bunları biliyoruz, öğretmişti bize. Burada da onun şeyini okuyoruz. Sümme nuh drannehum ve onları hazır hale getireceğiz. Havlel cehenneme cisiyya. Dizüstü bir şekilde cehennemin etrafında dizüstü bir şekilde hazır bulunduracağız. Arkadaşlar cehennemden çıkış yok ama cehenneme gidiş sürecinden çıkış var. İşte buradaki ayetler bunları anlatıyor. Öteki dünyada işte kapalı, yani gayb bilgisi, yani öteki tarafta olacak olaylar dan bir kısım anlatılıyor bize. Sümme lenenzi'anne min külli şiatin eyyuhum eşeddu aler rahmani etiyya. Haddi aşmada o Rahman'a karşı kimlerin daha şiddet olduğunu çekip çıkaracağız. Bunu atma manasında mı yoksa aralarından çıkartma manasında mı, tam onu şey yapamıyorum. Şu anda birazcık da 2 saat oldu, yoruldum, şey yapamıyorum. Emin olamıyorum. Daha önce nasıl okuduğumu da hatırlamıyorum burayı. Onları atarız. Onlardan atarız. Min külli şiatin. O grupların içerisinden atarız. Eyyühüm hangisi? Ha, evet. Onların hangisi eşeddü, daha şiddetliyse, Rahman'a itiyya isyan konusunda, haddi aşma konusunda kim şiddetliyse onları atarız. Sümme sonra nahnu alemu, daha iyi biliriz, daha iyi kaydetmişiz, daha iyi belgeleriz. Billezine hum evla biha siliyya, oraya kimlerin yaslanmaya daha hak sahibi olduğunu biz kaydetmiş durumdayız. Daha iyi kaydetmişizdir. Muhakkak kaydetmişizdir. Ve in minkum illa variduha.
Sizden kimse yok ki oraya varmasın. Kâne alâ rabbike hatmen makdiyya. Bu kararı verilmiş bir sonuç, yani kesinleşmiş ve katılaşmış bir şeydir. Bir hükümdür bu. Tabii ki burada burası mutlak bir cümle olarak, işte sizden kimse yok ki siz işte herkesi kapsıyor filan şeklinde düşünülerek aşırı abartı bindirilmiş bir ayet burası. Mesela biz şehit olanların hiç hısını bile duymayacak, cehennemin şeyini bile duymayacak bir şekilde o şeyde yarışanları, Allah'ın beklediği şeyleri, beklentileri konusunda yarışanları, onların hısını bile duymadan doğrudan cennetlere gireceğini, hatta şehitlerin daha öncesinden cennetlerde nimetlendirileceklerini edileceklerini onları biliyoruz. Dolayısıyla burada minküm derken bu şekilde davrananları şeklinde biraz bir kısma yapmamız mümkün. Çünkü bu sürecin, yani cehenneme doğru atılma oraya yol süreci ve o yolun içerisinden biraz sonra söyleyecek bazıların çekilip alınması gerçekten zorlu bir süreç. Kur'an bunu tarif ediyor. Belki Yahudilerin Araf diye anlattıkları süreç burası olabilir. Çünkü onlar da eninde sonunda cennete gideceğiz ama arada kalan süre uzun olacak şeklinde. Yahudilerin de eninde sonunda içinde kalbi ücücük bir imanı olan cehennemden çıkacak, sonra da cennete gidecek şeklinde bir şeyleri var. Buna Kur'an kesinlikle karşı çıkıyor. Cehenneme giren geri çıkamaz ama cehennem yolundan, işte diz çökmüş bir şekilde cehennem yolundan ayrılma, çıkartılma şansı var. Sümme nüneccî, sonra kurtaracağız. Ellezîne tegav, Allah'tan çekinenleri, ve nezeru ezzalimune fîhâ cisiyye. Zalim, yanlış yapanları, eksik yapanları ise orada diz üstü bırakacağız. Yani çekinenleri ve yanlış yapanları kesinlikle ayıracak Rabbimiz. Elbette ki bu süreç zorlu bir süreç, bir bağışlanma süreci. Rabbimizden mağfiret dileyelim. Çok çok mağfiret dileyelim bu noktalara kadar gelmemek için. Ve izâ tütlâ aleyhim âyâtunâ beyinâtin, onlara açık ayetlerimiz okunduğunda, gâlellezîne keferû lillezîne âmenû, görmezden gelenler güvenenlere, o ayetlere güvenenlere, eyyül ferîkayni hayrun megâmen ve ahsenu nediyya. Darun Nedve kelimesindeki bu şey, danışma meclisi. Kim danışma açısından daha güzel ve makam arasından daha beklenendir bu iki fırkadan diye söylediklerinde derler, böyle söylerler. Ve kem ehlekna, ne kadar nicelerini helak ettik. Kablehum, onlardan önce, min garnin, kavimlerden, medeniyetlerden nicelerini helak ettik. Hüm ahsenu, esasen veriya, görünüş gösterişçe ve temelce, esas olarak, temel olarak temelleri çok daha güzel ve çok daha gösterişli şeylerin hepsini yıktık. Bunlar ne zannediyorlar kendilerini? Kul men kâne fit dalaleti, o çıkmazda olan. Bakın, yukarıdaki olay tamamen bir çıkmaza doğru. Cehennem bir çıkmaz. Burada da eddelale diyerek o çıkmaz, o bilinen çıkmaz var ya. Evet, o çıkmaz. O sapılıp da geri çıkılamayacak şey. Felyumdid lehu. Errahmanu medda. Rahman onlar için uzatır. O çıkmazda olan kişiler için. Hatta izâ ra'av, gördüklerinde, ma yu'adûne, vaat edildiğine, immel azabu, azap mıymış
ya azabı ve imme saati veya o saati gördükleri zaman, vadiden o şeyi gördükleri zaman feseyalemune, onlar belleyecekler men huve şerrun mekanen, kimin mekanı istenmeyendir, beğenilmeyendir, beklenmeyendir ve edafu cunda, kim daha zayıftır kuvvet olarak, ordu olarak. Bu da zaten Cin suresindeki o şeylerin veya diğer surelerdeki onları, Yasin suresinin sonunda da vardı, şey de vardı. Tanrılar onları korumuyor. Onlar tanrıları korumaya çalışan ordulardır şeklinde. Onların kalabalıklıklarıyla ilintili, onların davranış şeklini ne vuran bir ayet bu şekilde. Ve yezidullahu, Allah arttırır. Ellezine tedev huden, hidayet edenlerin hidayetini arttırır. Rehberliği uyanların hidayetin rehberliğini arttırır. Vel bakiyatu salihatu, ve salih bakiyeleri arttırır. Uyumlu bakiyeler bunlar. Hayrun inde rabbike, Rabbinin katında beklenenleri arttırır. Sevaben, karşılık olarak, ve hayrun, beklenen, meredda, dönüş olarak, beklenenleri arttırır. Veya beklenendir. Yok, pardon, yanlış okudum. T harfinden sonra, hüdeden sonra yeni bir cümle başlıyor. Vel bagiyatu salihatu, o beklenen şeyler, hayrun inde rabbike sevaben, orası da haber, isim cümlesi. Vel bagiyatu salihat, şey, mübteda, Rabbin katında beklenendir ve karşılık olarak beklenendir. Akibetçe beklenendir. Beklenen bakiyatü salihattır arkadaşlar. Buralarda hayır kelimesine daha iyidir, daha iyidir diyerek küçültmeye hiç gerek yok. Rabbinin beklentisidir oradaki. Rabbin beklesinden daha büyük bir şey olamaz. Bu iyidir, yapsanız da olur, yapmasanız, ya yapsanız daha iyi olur ama yapmasanız da olur gibi, böyle basit bir iyidir, daha iyidir cümlesi değil oradaki, beklenendir cümlesi. Eferâ etellezîne keferû bi âyâtinâ. Ayetlerimizi görmezden gelenleri gördün mü, anladın mı, biliyor musun? Ve galle ve diyeni leûtiyenne malen ve veleda, bana mal ve velet, mal ve hanedan verilecek diyeni görmedin mi? Ettala, ona o muttali mi oldu? Ona o, bu arada bir tane elif eksik arkadaşlar. Baştaki soru elifi, aradaki elif okutma elifiydi. Okutma elifi şey yaptı, düştü. İftial babından. Gayb ona doğdu mu? Yani ona ayan mı oldu? Emittehaze inde rahmani ahda, yoksa Rahman'ın katından bir vaat mi aldı da böyle söyle, bana mal ve çocuklar verilecek? Ki biz şey biliyoruz, mal ve çocukların verilmesi tamamen dünyada imtihan sebebidir. Bu şey sebebi değildir. Allah'ın onu beğendiği, yaptıklarını onayladığı sebebi değildir. Bu kesinlikle şey. Biz bunu Sa'd suresinde de Eyüp'le ilintili şeyde gördük. Bu konuyu daha teferruatlı çalışılabilir. Ama Müddessir Müzemmil'de de gördük. Allah'ın dediğim gibi verdiği nimetler yeryüzünde test için olduğunu kesinlikle biliyoruz. Kella senektubu, de hayır, yazacağız. Ma yekulu, söylediklerini, ve nemudduhu lehu, ve ona uzatacağız, ona eriştireceğiz. Minel azabi medda, ona azabı uzatıp uzatıp uzatacağız, daha da yetiştireceğiz. Ve
nerisuhu ve varis olacağız. Ma yegulu, o dedikleri şeylere nedir onlar? Mal ve evlatlar. Bunların hepsine varis olacağız. Ve yetihim ferda ve yetina ferda ve bize fert olarak gelecek. Ne çoluk ne çocuk, ne baba ne şey, hiçbir şey. Fert, tek başına. Vettehazu edindiler min dunillahi aleheten, Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Liyekunu lehum izza, kendileri için izzet olsun diye, güç olsun, kuvvet olsun diye. Kella, hayır. Seyekfurune bi ibadetihim, onların ibadetlerini, kulluklarını inkar edecekler, görmezden gelecekler. Bakın Fatır suresi 14'te, Furkan suresi 17'de bu detayları görmüştük. Ve yekunu olacaklar aleyhim zıt da, onlar aleyhine zıtlaşacaklar, hasım olacaklar. Bunlar bizi töhmet altında bıraktı diye. Çünkü o İsa'ya sorulacak. Sen mi kullarıma söyledin böyle böyle, Allah'ı bırakın beni ve anamı edinin filan diye, veya işte meleklere soracak, siz mi insanlara böyle şey yaptınız? Veya o değerli insanlara da soracak, siz mi böyle şeyler söylediniz? Şu anda ölmüş olanlara da soruyor. Veya şu anda yaşayan aktif meleklere de soruluyor. Hepsine sorulacak. Elem tere enna erselne şeyatine alel kafirine, kafirler üzerine, görmezden gelenler üzerine o şeytanları gönderdiğimizi görmüyor musun? Teuzzuhum ezza, onu kışkırttıkça kışkırtıyorlar. Onları kışkırttıkça kışkırtıyorlar. O şeytanları, kafirlerin, görmezden gelenlerin üzerine gönderdiğimizi görmüyor musun? Fela tecal aleyhim. Bu konularda onlar üzerine, onların eline acele etme. Kahrolsun, şey olsun, şöyle olsun, böyle olsun, bu şekilde herhangi bir şey yapma veya böyle bir beklentiye girme. İnnemâ ne'uddu lehum adda. Onları sayıyoruz, her şeyi sayıyoruz, belgeliyoruz. Zaten Allah her şeyi gören ve her şeyi kaydeden, bu yeryüzü her şeyin kaydedildiği, belge altına alındığı bir şey. Öteki tarafta da her şey belge olarak verilecek, kitap olarak verilecek, kaydediliyor. Sümme sonra haşrederiz, bir araya getiririz. El-Muttakine ila Rahmani vefta. Sonra müttaki olanları Allah'ın huzurunda bir heyet halinde, bir grup halinde toplayacağız. Ve nesugul mücrimine ve mücrimleri, cürüm işleyenleri ila cehenneme virda. Onları da cehenneme doğru sürükleyeceğiz. La yemlikune şefaatu. Herhangi bir şefaate, herhangi bir organizasyona sahip olamazlar. İlla menittehaza inder rahmani ahda. Rahmanın katından ahd almış olanlar hariç hiçbir organizasyon yok. Onlar da zaten ilan edildi, biliniyor, biliyoruz arkadaşlar. Bunlarda da bir değişiklik olmayacağını bildiğimiz için, yani Allah'ın kurduğu organizasyonlar geçerli olacak. Yani başka herhangi bir şefaat, herhangi bir bağışlanma, herhangi bir gruplaşma, böyle bir şeyler beklemeyin. Ve kalu tehazer rahmanu veleda. Rahman velet edindi dediler. Çocuk edindi dediler. Lekad ci'tum şey'en idda. Korkunç, eşi benzeri olmayan bir şey getirdiler. Ortaya attılar. Evet, bu ilginç bir anlam. Az önce Meryem için de çok çeldirici bir şey ortaya attın diyebiliriz. Câe için bir olmadı, gelme de olmadı, getirme de olmadı, ortaya atma, ortaya çıkarma gibi bir manayı kullanabiliriz. 87'deki ayeti 27. ayette anlam olarak şey yapabiliriz. Dediğim gibi gelmek anlamı doğru değil. Bir nesnesi var çünkü. Gelmenin bu şekilde nesnesi olmaz. Getirmek değil.
Çünkü o nesnesini bir harfi celil alır. Harfi celilsiz bir şekilde burada bir nesne var. Ortaya çıkartmak. Ortaya koymak, ortaya atmak gibi. Sen çok bir çelme ortaya attın diyor. Burada çok korkunç bir şey ortaya attılar. Evet, böyle bir mana, daha yakın bir mana. Tekâdü semâvâtu, gökler neredeyse olacak. Yetefettârne minhu, bu sözden dolayı parçalanacaklar, çatlayacaklar. Ven ve ten şakkal ardu, ve yer yarılacak. Fettahirrul cibalu hedda, ve o dağlar, koca gidi şeyler yakılıp çökecek. Neredeyse bu sözün büyüklüğünden, bu sözün korkunçluğundan. Benzer ifadeler Şura suresinde de var arkadaşlar bu şekilde. İn da'av en da'av lirrahmani veleda. O Rahman'a velet olarak çağırmaları dan dolayı. Yani velet olanı, çocuk olanı, kurtarıcı olanı, yani baba olanı değil de çocuktan merhamet bekliyorlar. Babaya yakıştırmıyorlar. Yani Rahman olma özelliğini yaratıcıya yakıştırmıyorlar. Buradaki sorun burası. Ve ma yenbeği lirrahmani en yettehize velede, Rahman için bir velet edinmek olacak şey değildir. İnkâne men fis semâvâti vel ardı, gökleri ve yerde olanlar hepsi ne varsa illa ancak atir rahmani abda, Rahman'a kul olarak gelir. Yani kul olmaktan başka bir şekilde gelmez. Ne varsa hepsi bu şekilde gelir. Lekad ahsahum ade ve addehum adda, Allah onların hepsini kuşatmış ve saymıştır. Yani kontrolü dışında herhangi bir şeyin üremesi, türemesi de söz konusu değil. Zaten bir önceki surede ne demişti? Bir üns yok ki, yani bir böyle çoğalabilecek bir üreyebilecek bir şey yok ki Allah onu bir kitapta kayıtta kaydetmesin. Ve kulluhum atihi yemel kıyameti ferda, ve hepsi kıyamet değerlendirme gününde fert olarak gelecek. Az önce de söylemişti. Onlar da fert olarak gelecek. Herkes fert olarak gelecek. Hiçbir alaka, hiçbir şey kalmayacak. İlişki, akrabalık ilişkisi kalmayacak. Sadece tanışmış olmak kadar dan öte bir şey olmayacak. İnnellezine amenu ve amilus salihati, iman edenler, güvenenler ve doğru davrananlar, uygun davrananlar, seyyecalu lehumur rahmanu vudda, onlar için Rahman bir sevgi kılacak. Fe innema yessernahu bilisanike, onu senin dilinde kolay kılacağız, kıldık. Liyübeşşira bihi elmuttakine, muttakileri onunla müjdelemen için. Ve yün zira bihi gavmen lüdda, inat eden bir topluluğu da uyarman için senin lisanına bir şekilde kolaylaştırdık. Yani bu zor bir şey değil. Her ne kadar toplumun dili bu konuda biraz sıkıntılı olsa, şey olsa da, sana bu şekilde ağır bir söz bırakıyoruz ama bu anlaşılır bir sözdür. Anlaşılmaması diye bir şey söz konusu değil. Kolaylaştırıyoruz. Ne kadar ağır olsa da kolaylaştırıyoruz. Bakın, kolay olmak demek basit olmak demek değil.
ağır bir söz bu. Ama kolaylaştırılmış bir söz. O ağırlığın altında ezilmiyoruz. O ağırlık bize açıldıkça açılan bir mübareklik şeklinde yansıyor. Ve kem ehlekta kablehum min garnin. Onlardan önce nice kavimleri helak ettik. Hel tuhissu hissediyor musun? Minhum min ahadin. Onlardan herhangi birisinden hissediyor musun? Ev tüsmiyor. Duyuyor musun? Lehum rikza. Onlardan bir ses, bir fısıltı, bir ses işitiyor musun? Diyerek sure tamamlanıyor. Yani evet, yine 2 saatin üzerinde bir şey oldu. Dediğim gibi baş taraftaki şey, o bizim toplumumuz tarafından, İslam medeniyeti tarafından bilinmeyen bir içerik olduğu için orayı biraz uzatma, yani her seferinde uzatıyorum, uzatmak durumunda kalıyorum. Çünkü yani bugünkü bile bir eksik oldu. Ama olabildiğince anlatmaya çalışıyorum o kısmı. Bu surede anlamamız gereken, daha önceki 2 suredeki teorik olarak anlatılan konunun pratik olarak nasıl yaşandığı ve nasıl sonuçlar oluşturduğu, İbrahimi dinlerin ister Musa'dan gelsin, ister İsa'dan gelsin, İbrahimi dinlerin nasıl saptığı, nasıl saptırıldığı la ilintili bilgi, ipuçları veriliyor. O konuda açıklamalar veriliyor. Bu haliyle baktığımız zaman, dediğim gibi Furkan, Fatır ve Meryem üst üste binmiş durumda. Bizim için böyle bir okumayı şu anda yapabiliyoruz. Furkan'ın evinde Peygamberimizle birlikte sahabeler bu konuda ders alıyorlar. Yani üçlü dersleri de bu şekilde pratik bir ders oldu. Çünkü Peygamberimize de ya onlar üzerine hasretle bakma, onlara imtihan için böyle şeyler veriyoruz cümlesinin bir yerde bir cevabı olması lazım. Ya işte Hristiyanların böyle dini otorite güçleri var, kiliseleri var, kilise etrafında dini organizasyonları var falan 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 filan. Veya işte Yahudilerin şöyle şeyleri var, işte bilmem nelerin böyle şeyleri var. Ama bunlar hepsi ana doğru kanaldan ayrılıp sapmış şeyler. Nasıl sapmış? Böyle sapmış. Siz bunları bileceksiniz, size gelenlere karşı güçlü duracaksınız ve siz onlar gibi olmayacaksınız. Var mısınız, yok musunuz? Şimdi halife sizsiniz. Çünkü öncekiler hepsi boşa gitti, bırakıldı, artık o şekilde seçilmiştik, şu bu falan filan şeylerin hepsi bitti. Şimdi siz örnek olacaksınız. Muhammed sizlere örnek olacak, siz de herkese örnek olacaksınız. Bu çerçevede var mısınız, yok musunuz? Yoksa sizi giderir, yerinize başkalarını getirir cümlesiyle muhatap bir inanan, güvenen grup ile empati kurmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Elbette buradan çalıştıkça bağlantıları kuracak, çalıştıkça daha iyi anlayacak, çalıştıkça Mekke'den Hristiyanlığın, Roma'nın veya Habeşistan'ın, Mısır'ın veya İran'ın veya Yahudilerin nasıl görüldüğü, nasıl anlaşılması gerektiği, nasıl değerlendirildiği, onlar hakkında nasıl bakılması gerektiği ve ilintili güçleniyorlar arkadaşlar. Yani burada diyecek başka bir şey yok. Rabbim onları eğitiyor. Rabbim ilmimizi arttırsın. Rabbim Kur'an içerisindeki bağlantıları tamamlamamızı, zihnimizde o birlikteliği oluşturmamızı bize yardımcı olsun. Biz gayret edelim. Rabbim elbette yapacaktır. Çünkü hepimizin içerisinde bir bonus paketi var. Biz vahye kulak vermeye kalkıştığımız zaman, vahye kulak verdikçe, Allah'tan çekinerek vahye kulak verdikçe, bonus paketin içerisinden çıkan yetenekler, çıkan güzellikler
yolumuzu aydınlatsın, tatmin olsun, ayağımıza sabit olsun, rehberlik olsun, hepimiz için Allah'ın vaat ettiği bu yolda ilerleme diliyorum. Hatalarımızdan, eksiklerimizden bağışlama diliyorum. Yanlışlarımız bizim yanlışlarımız, eksiklerimizin bizim eksiklerimiz. Ama o Lisan-ı Sıdkın Aliyya'yı yakalama açısından burada işte kolaylaştırılmış denen şeyi ne kadar zor, ne kadar ulvi, ne kadar semavi olursa olsun buradaki vaatlere güvenerek okuma ve anlama cüretinde bulunuyoruz. Boyumuz ne ki diye bazen kendi kendimize soruyoruz. Bazen bu tür sataşmalarda da karşılaşıyoruz. Ama öyle değil. Bunu bir şekilde anlamamız gerekiyor. Anlayabildiğimiz kadar. Bizde ne varsa Kur'an ancak bizde o kadarını yansıtıyor kendinden. Biz kendimizi ne kadar parlatırsak, biz ne kadar kulak verirsek, Allah'tan çekinirsek o kadar daha iyi anlayacağız. İnşallah yolumuz Peygamberimizle birlikte Erkan'ın evindeki eğitim görmeye çalışan, Allah'a güvenen, inanmış olan, güvenen insanlarla birlik de olmayı Rabbim bize onlarla dahil et diyelim. Hem bu şekilde bir de duamızı etmiş olalım. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğiniz, katmak istediğiniz, daha önceki okuyuşumuzdan hatırladığınız şeyler varsa kayda girsin istedikleriniz. Buyurun. O zaman Pazartesi günü Taha suresinden okumaya devam edelim. Taha suresi biraz daha uzun diye hatırlıyorum. Tek seferde bitirebilir miyiz? Esasında içerisinde Musa'nın hikayesi var. Musa'nın hikayesinde bir kısmını Araf suresinde okumuştuk. Daha bir kolaylaşacak şekilde bir daha okumaya çalışırız. Yani bugünkü kadar uzatmadan Taha suresini bitirme şansımız da var. Okuyabiliriz. Evet, bir seferde okuyabiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam içeriğini. Evet, o zaman Pazartesi günü akşam inşallah Taha suresinde buluşalım.